Monofor'un sunduğu farklı düşünün 112. bölümünden merhaba ben Seyfettin Başaraç. ben Mert Ulan. Mert ee, nasıl keyifler? Böyle başlayayım. Keyifler iyi. Aslında son iki gün biraz e, internetimde sıkıntı vardı. Hı -hı. E, normalde konuklu bölüm yapmak istiyorduk ama işte. Dün iptal e, etmek e, zorunda kaldık. Aynen iptal etmek zorunda kaldık. Ne yazık ki işte bu hala her ne kadar böyle biz işte teknolojide iyiyiz hani genel insanlık olarak diyoruz da çok basit sorunları çözemiyoruz stabil bir altyapı sunamıyoruz. Valla ee, Vallahi ben... Türkiye'de biz rahatız Mert. Musun? <laughs> Abi sen de öyle diyorsun da çat diye bazen elektrik de gidiyor sende yani öyle. Bir, bir kere şey oldu. Yapacağım. Biz 112. bölümdeyiz bir kere oldu bir de hemen arkasından geldi zaten. Yani işte her an her şey olabiliyor. Benim tahminim işte bu e Kablo TV üzerinden alıyorum interneti. Orijinal olarak hani kablo TV bu amaçla tasarlanmadığı için e, benim tahminim hani o, o bir, bir, bir takım sorunlar çıkartıyor. Buna da itiraz edecektim de neyse artık etmi etmeyeyim. Mordum Hadi ona da. <laughs> bende kablo net var bende de. Hiç 5 se senedir 6 senedir kullanıyorum. Hiç kesinlikle. Olabilir. Ya kesilme değil de benimki daha çok. Rağmen böyle... almadı, fix hep aynı megabit alıyorum yani. Çok fazla. Yani i̇nternetin hızından çok şeymiş gibi geldi. Ben bugün detaylara bakıyordum. Firewall aktif olmuş bir şekilde yani hani zaten aktif de yani hani triggerlanmış. Hmm. Ee, bir restart ediyordu modemi falan böyle 5 dakikada bir. Loglarına bakınca anladım. Yani bir şeyler var zaten. Ee, o yüzden hani çok kişi Almanya'da yaşayanlar hep şey Fritzbox modemlerini tavsiye ediyorlar. Ben de önceden o modemi kullanıyordum. Bak mesela telefon hattından gelen internette hiçbir sıkıntım yoktu yani. Ben kaç yıl kullandım muazzam yani. Sıfır kesinti hiçbir kere bile yani kesilmemişti internet. İşte bu kablo tv'ye geçince bir sıkıntı oldu. Ama bakalım işte şeye başlamışlar. Fiber hat çekmeye başlamışlar. Benim bölgeye de gelecekmiş ama işte gelecek yılın dördüncü ayına kadar hani Şimdiden başlamışlar işte bir şansım var artık ne zaman hı hı. şey olursa hani planlanan tarih bu şekilde bir sıkıntı çıkmazsa umarım yani geldiği gibi hemen Fibere geçeceğim çünkü orada çok daha yüksek hız alabiliyorsun bir de işte upload biraz daha hızlı oluyor ping ee, daha iyi oluyor ping çok daha iyi oluyor hani bir de herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmıyorsun aslında çünkü hani tek bombaçla kullanıldığı için fiber şu TV hani başka televizyon vesaire içinde kullanıldığı için atıyorum farklı tarzda bakım falan yapılırsa orada da sıkıntılar yaşayabiliyorsun ama onun dışında genel anlamda güzel bir hafta geçti önümüz geçtiğimiz haftadan beri hafta sonu bayağı güzel geçti daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yaptım 50 kilometre bisiklet sürdüm hmm. şimdi millette de şey demesin ya sende elektrikli bisiklet var kolay 50 kilometre demesinler çünkü bisiklete 4-5 arkadaşla birlikte sürüyorduk Hamburg'da yılda bir kere böyle bir e, protesto demeyeyim de yani böyle biraz dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik yapılıyor adına böyle yıldız şeklinde bisiklet sürme hani ben kabaca çeviriyorum Almanca'dan demişler Amaç aslında hamburg'un hamburgu merkezine işte Burat var belediye binasını merkez alarak Yıldız şeklinde farklı rotolardan hmm. o binaya gelmek işte hamburg'un her tarafından geliyor insanlar orta şeyde buluşuyorlar işte orada ne bileyim konuşma yapıyor birisi daha sonra dağılıyorlar. İşte biz böyle farklı bir rota seçtik. Ee, bizim diğer bir, bir Alman arkadaş bana yazdı. Dedi Mert böyle böyle bir şey var. İlk sorum hemen kaç kilometre oldu. <laughs> Başka arkadaşlar sormamış. Çünkü, tamam diyelim demişler. Tahmin etmemişler. Sürdükten sonra bayağı dediler ben tahmin etmedim bu kadar uzun olacağını falan. Bayağı normaldi işte ben hani hamburger bilenler de varsa. Altona'dan başlayıp işte böyle Harburg'a gidiyorsun. Aşağıdan dolanıyorsun. Tekrardan işte e, Hamburg merkeze geliyorsun burada aslında hani ilginç şey olan şey işte bir uzun olması bir de normalde bisiklet süremeyeceğin yerlerde bisiklet sürüyor olma hani hmm. bu bayağı bir ilginç bir şey çünkü otobanda bisiklet sürdüm hani bu tabii bazı şehirlerde artık şey de var şehirler arası yollar arasında bisiklette de gidip gelebiliyorsun benim öyle bir arkadaşım da vardı Berlin Hamburg'dan Berlin'e gitmişti ama ortada bir yerde durmuştu diye hatırladım. kesintisiz gitmemişti. Ama yani bayağı araçların sürdüğü yerde bisiklet sürmek bayağı keyifliydi. Bir de şeyi fark ettim. Ee, yani hani yol o kadar iyi ki inanılmaz hızlı gidiyorsun. Çok böyle hani efor sarf etmeden. Bayağı böyle yani e, ilk defa böyle 45 kilometre falan hız görmeye başladım. Orada bir şey bir yani bazı yerlerde yükseklik işte yokuş falan vardı. Bu otoman değildi. Otomandan çıktıktan sonra ara yollarda yerlerde böyle... Yani yokuştan aşağı iniyorsun ve hiç pedal çevirmeden 45 kilometre hıza erişmek inanılmaz bir deneyimdi. E, ee, tabii orada bir de işte arkadaşlarla bayağı zaman geçiriyorduk. Arada duruyor herkes. Bir de e, totalde 12 kişi. Yani bayağı polisler e, otobanı kapatıyorlar bir süreliğine. Orada bisikletli 12 bin kişi e, otobandan geçiyorlar. Daha sonra dönüşte de köprüden geçtik. Bir tane Hamburg biliyorsun bir sürü kanallar vesaire var. Nehirler geçiyor. Bir de normalde işte hiçbir şekilde geçemeyeceğin. Yani hani bisikletle giremen çok zor olur muhtemelen. Yaya şeyi de yok. Orada böyle bir fırsatım oldu. Hani şey gibi muhtemelen İstanbul'da da bazen yapıyorlar ya bir koşu, maraton vesaire yapıyorlar. Köprüden geçiyorlar. Güzel bir deneyim. Tabi duramıyorsun. Öyle de bir şey var. Yani sürekli hareket halinde olman gerekiyor. Öyle bisikletle giderken fotoğraf çekmeye falan çalıştım. O açıdan da çok e, hani keyifliydi benim için. Tabii bayağı yoruldum ama e, şeyi de anladım ilk defa. E, sürekli sürekli şey kullanman gerekiyor. Güneş kremi kullanman gerekiyor. Güneş Tabii. tepeden yukarıdan vurunca. Hani bir kere sürüp çıkmakla olmuyor. Çünkü onların belli bir süresi var. Yani hani uzun süre koruyamıyor. E terliyorsun falan atılıyor. Aynen. Bir de ben mesela yani bir keresinde kanu şey yapmıştım. O zaman çok takmamıştım. Hani güneş kremini sadece böyle yüzüme, işte kollarıma falan sürmüştüm. Ama şeyi düşünmedim. Ya kanoda oturuyorum ben aslında. Hani dizimde güneşe maruz kalıyor. Eve dönünce böyle bütün bacaklarım yanmıştı. Hmm. Bu sefer düşündüm hani bisiklette de gene oturacağım da şey yapayım diye. Hepsi tamam. Bu sefer neyi unutmuşum biliyor musun? Kulaklarımın üstünü unutmuşum. Hmm. Yani hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Sonra işte eve dönünce anladım. Bir tek kulaklarımın üst kısmı yanmış. Baya böyle yani acayip yanmış. Oraya hiç sürmemiştim. Onu da böyle hatırlatma olarak şey yapayım. Söyleyeyim böyle dinleyenlere. Çünkü malum yaz insanlar artık tatile gidiyor ya da işte dışarıda belki daha çok zaman geçiriyorlar. Yani böyle sadece hani güneşlenmek için güneş kremi değil. Hani güneşin olduğu her zaman aslında güneş kremi sürmek gerekiyor. Niyeyse benim aklımda hep öyle edinmiş. Yani tatile gidince hani kum atınca güneş kremi sürünür ama anneek hani dışarıda güneş varsa belirli bir şeyin üstündeyse zaten hava durumu uygulamasında sana söylüyor. E, i̇şte burada renklendiriyor ne kadar ultraviyole şeyinin yüksek olup olmadığını. Ona bakarak aslında güneş kremi sürüp sürmemeye karar verebilirler. Ya yani genel anlamda hani bu şekilde geçti. Tabii başka şeyler de yaptım ama hani ben de senin haftan nasıl geçti onu merak ediyorum. Tabii <gülüyor> <gülüyor> az çok tahmin edebiliyorum ama. Gene de öncesi istiyorum. gördüm bebeği zaten. Aynen. Ben şu an nane çayı içiyorum. Sen de nane çayı içiyorsun. Bir nane çayı konuşalım istersen. Allah. Güzel bir çay geldi de. Ya aslında hmm. böyle her bölüm farklı bir çay tanıtmak keyifli olabilirdi. E, o kadar da çok çay var aslında yani. E, de işte alınca hepsini içemediğim için belli süre içerisinde. O zaman evde Hı -hı. çay dağı oluşacağından dolayı her hafta bir çay tanıtmıyorum. E, dün Selçuklar geldiler de bize. ona Bosna'ya gitmişlerdi. Gittiklerinde de ben dedim ki neresi var burada getirecek falan diye sormuştu. Ben de daha önceden birkaç defa gitmiştim Saraybosna'ya. Bosna'ya. En son hanımla gitmiştik. Hanımla 8 gün Saraybosna'da kaldık. Biz 7 ya da 8 wow. gün. Ee, biz öyle gezmeyi seviyoruz. Bir şehre gidiyorsak o şehirde genellikle kalıyoruz. 7 gün, 8 gün o şehirde yaşayan bir insan gibi takılıyoruz. Ee, i̇lk gittiğimde ben tesadüfen bir broşürde bir çay dükkanı görmüştüm. Biliyorsun benim çaya merakım var zaten. Dedim hmm. buraya bir gideyim. Bir emekli bir doktorun işlettiği bir çay dükkanı ama kendisi T-Someli'ye sosyal dediğimiz insanlar da e, çay kendi çaylarını yapma, harmanlama. Hmm. E, izni olan. Gerçi herkes harmanlayabilir. Evde yapabilirsin de yani onu kendi ismini verip markalaştırıp bunu satabilme yetkisine sahip insanlar ve bunun eğitimleri var. Bayağı Çin'e, Hindistan'a falan götürüyorlar seni. Orada çay topluyorsun. Bu işin raconunu öğreniyorsun vesaire. Pahalı bir iş. En son 7 8 bin euro falan da herhalde fiyatı. Eee oh. T-Somaliyer bir abimiz e, bayağıdır da işletiyor. İşte onlar oraya giderken orayı söyledim ben de. Çay evi var vesaire diye. Onlar da son gün gitmişler hatta benim de selamımı götürmüşler. Beni tanımış. Kaç sene Allah. oldu ben gideli? Herhalde bir 4 ha, sene falan. konuştun falan. herhalde gittiğinde o. Biz bayağı muhabbet ettik. Yazılımcı olduğumu falan anlattım. Bir de ben orada çalıştım çünkü böyle böyle smooth jazz çalan bir mekan. Sessiz sakin. Hmm. Çok güzel çaylar var. Şundan istiyorum, bundan istiyorum diyorsun. Adam hemen hazırlıyor. Timer'ı koyuyor yanına. Valla wow. e, Timer bitince hemen şey yapıyorsun. içinden demliği çıkartıyorsun. Hatta kendisi istersen servis veriyor. Bir de böyle kristal şeker veriyorlar. Kıtlama şekeri gibi. Ağzına atıyorsun. Hmm. Çok uzun sürede eriyen. Böyle katı şeker. Şey bizim küp şekerler gibi değil. Böyle e, nasıl diyeyim? Kahverengi bir rengi var. Hmm. Esmer şekerin ham hali gibi düşün. E, böyle keyifli bir mekan. Ben orada bayağı bir çay denemiştim. Çayda da bayağı almıştım o zaman. E, i̇kinci gittiğimizde de bir, bir hali çay aldık. Sonra benim fotoğrafım falan göstermiş Selçuk. ...ben de tanıdım onu falan demiş. Bana işte çay göndermiş. Sağ olsun hediye. Nane çayı göndermiş. Vay. Ee, birkaç paket çay göndermiş. Selçuk da almış büyük bir paket. Sağ olsun. Ee, nane çayı ...te elemente diye bir çay ama nanesi acayip kuvvetli. Şimdi içiyorum. Hı -hı. Sallama çay değil yani bayağı şey. Lusity. Ee, onu söylemek istedim. Yani Bosna'ya gidersiniz, her adama sürekli benim selamımı götürmeyin. Çünkü adam yeter <laughs> diyecek. Ee, çünkü Selçuk'tan çayların parasını falan almamış. Adam iyi esnaf. Ha. İşçikleri çayların parasını almamış da sattığı çayların sadece parasını almış. Çok selam söyleyin falan demiş. Bence beni birisiyle karıştırıyor ama neyse. Aradan sıyrıldık. Vallahi ee, bilmiyorum. Dinleyenlerin yerinde olsam ben her çaycıya gittiğimde bir Seyfettin selamı <laughs> 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 random bir şekilde gene <yine> söylerdim. <laughs> Bize şöyle oluyor hani sanki tanıyormuş gibi ima ederek soruyorsun ya karşı taraf tanıyormuş hmm. gibi. Adam da kendi kafasına olan galiba vardı öyle birisi diye şey yapabilir. Ee, mesela benim babamın öyle bir şeyi var. Bu milli parklara giriş yaparken arabayla hızla giriyor. Eğer bariyer yoksa milli park hmm. girişinde selamünaleyküm diye geçiyor. Adam da bu babamı böyle yetkili görevli falan zannedip hiçbir şey demiyor yani. Öyle bir taktiği var. Ee, denemeyin. <laughs> Evde denemeyin. Yatırım tavsiyesi de iyidir. Yatırım tavsiyesi değildi. 20 lira falan zaten parka giriş. Verin 20 liranızı. Geçin. <laughs> e, onun yaptığında çok gülmüştüm yani. Hiç Hı -hı. beklemiyordum. Neyse. E, nane çayı bu şekilde. Başka çaylar da var. Onları da ilerleyen bölümlerde yayarız. Hı -hı. E, ama bu nane çayı sevdim. Ondan bir bahsetmek istedim. Onun dışında tabi hafta bizim birazcık bebek ağırlıklı olduğu için ev e, onunla geçiyor ama iş güç de bir yandan yoğun babalık izini ben pek kullanmadım ha, İşle Hı -hı. güçle uğraşıyorum ee, onun dışında da e, okuduğumuz seyrettiğimiz şeyler var tabi e, sayloya evet. devam yarın yeni bölümü geliyor of e, çok ofluk bitmedi sanki ya çok ofluk mu bitti ben, ben... bence çok ofluk bitti Tamam çok bir şey anlatamıyoruz tabii de yani e, neticede yani Stephen King bile yazmış <laughs> ben bir hafta şimdi şeyim yeni bölümün çıkmasını mı bekleyeceğim demiş <laughs> 60 atmış yani. Yaşlandı abi artık zaten insan <laughs> zamanlar yazdığı kitaplarda ya siyasete bana, falan sardı. Ya son zamanlarda açıkçası hani böyle bunu ne derler distopik bilim kurgu mu diye çevirebiliriz. Yani <laughs> o alanda gördüğüm herhalde yani en iyi şeylerden içeriklerden bir ol. Yani bilim kurgu olarak da çok iyi bir şey seyretmedik biz diye hatırlıyorum ee, son zamanlarda. Bir de bu distopik olunca biraz daha şey. Ya ben açıkçası böyle be Hani son izlediğim bölümde çok şaşırdım yani. Hani hmm. beklemediğim şeyler oldu. Hani benim bir diziyi sevme nedenlerinden biri bu. Hani eğer tahmin edebiliyorsam ne olacağını az çok çok sıkıyor beni hani. Çok şey olmuyorum yani sevmiyorum o zaman ama böyle bir anda hani Game of Thrones'ta da o, o şekilde değil mi? Yani insanlara sevmesine hiç beklemeyeceğim şeyin olması. Bir anda senin işte böyle şaşırtıyor ve hemen bir sonraki bölüm gelsin diye bekliyorsun. En azından hmm. bende öyle oluyor. Slow için de öyle oldu. Silo için de öyle oldu. Ee, bilmiyorum, sen o kadar etkilenmedin mi e, son bölümde? Ya Şaşırmadın mı ya da? Şöyle, e, yani, özellikle kitabı okuyanlardan duyduğum kadarıyla e, ki konuk, konuk alacağımız konukla kitapları okumuş birisi belki konuk aldığımızda sorarız. Hı. E, hani kitap çok daha derinmiş şeye göre. Çok daha Silo'nun neden kurulduğunu, felsefesini falan anlatarak gidiyormuş, anladığım kadarıyla. Ee, dizi onu bir gizem haline getirmiş. Biraz zaman hmm. çarkını yaptığı gibi. Acaba hangisi dragon falan diye normalde yani kitabın başında söylüyor kimin dragon olduğunu. Ee, Salio biraz ona gitmiş daha böyle e, dikey bir kesit alıp kitaptan oradaki o e, point of view'dan anlatmış olayları. Tabii bu dizi için yani televizyonlaştırma açısından mantıklı bir karar ama. Kitabı okuyanlar kitabın çok daha keyifli ve derin olduğunu söylüyorlar. Ee, dizi olarak da yani şey dizi değil hani böyle nasıl diyeyim ee, böyle beni çok derinden sarsam dizi. Ha, merak unsuru çok koyan Lost gibi bir dizi. Çok çok Lost yani. Aynen. Bir merak ha, var, acaba ne olacak falan diye ama böyle yani anormal bir şey henüz daha yok plot yok. Biraz daha o şeylere falan girerlerse yani dış dünyayla Hı. mevzuyu işte o. E, ayaklanma olmuş, o ayaklanma neden olmuş e, vesaire. Yani o konuları biraz daha artık son iki bölümde özellikle girmesi lazım dizinin ki biz de şeyi anlayalım yani bu işin arkasında ne var? Neden böyle bir durum var? Dışarıyı da pek göremedik. E, birazcık gördük ama çok e, az gösterdiler. E, bakalım yani e, merak uyandıran bir dizi ama hani mesela Andor falan beni çok etkilemişti onu anlatmaya çalışıyorum yani. Hmm. Orada ya şimdi şey, çok şey, e, ağır alt metinler vardı. bunda o kadar çok yok öyle alt metin. Daha Aynen. böyle bir ya bu aksiyon abi... dizisi yani. Aynen. Yani şey gibi. O yüzden aslında konuşamıyoruz şeyini çünkü hani bir şey söylediği inan bitiyor yani hani aslında dizi. Hı -hı. Ee, çok spoiler yediği inan bitiyor. Hayırla böyle dediğin gibi yani derinlemesine bir şey yok. Yani at atıyorum Andor'u bir daha açıp seyredebilirsin oradaki şeyleri anlayabilmek için. Böyle birkaç dizi de var Hı -hı. yani ama hani bazı şeyler hani bir kere öğrendi inan bitti yani açıp tekrar izlemenin de bir anlamı yok. Aslında. Evet. Ama ikinci sezon sezonda, aynen, ikinci sezonda zaten. muhtemelen girerler daha derine ama şimdi White's Block falan var 2025'te falan çıkar artık. Aynen, evet. aynen. Bunun dışında izlediğim şeyler var mı da? Bunun dışında izlediğim şeyler WWDC videoları. Konfigi <laughs> e, <laughs> zaten sonra konuşacağız. Konfigi de seyrettim. Aynen. O da de... bahsedeyim. Yani sen? Sen mi şeyler? Aynen, ben. Şeyi artık ya bıktım abi biz çok eleştiriyoruz bu streaming servisini ben zaten söyledim yani Apple TV Plus dışında yani böyle aktif olarak kullandığım bir streaming servisi yok. Hani bu böyle şey de değil yani onu çok sevdiğinden dolayı değil hakikaten yani bakıyorum izleyecek bir şey bulamıyorum. Yani Hı -hı. YouTube'dan bile artık sıkıldım çünkü hem birincisi sürekli reklam çıkıyor hani ben ona para da ödemek istemiyorum açıkçası. Google'a böyle para ödemek istemiyorum. Onunla ilgili bir konumuz da var aslında. Orada belki biraz daha detaylı konuşurum. Neden yani Google'a para vermek istemediğimi. Böyle bir arayıştayken bir tane YouTube kanalı vardı benim takip ettiğim. Orada bir şey bahsettiler. İşte Nebula.tv diye bir tane servis var. Bunun yanlış bilmiyorsam yarısı orada içerik üretenlere ait. Dolayısıyla hani hmm. sen orada içerik ürettikleri sürece sen oradan abonelik alınca oradaki içerik üretenlere e, yüklü, daha yüklü bir miktar para gidiyor. Hani YouTube'a kıyasla. Onlar da sadece oraya içerik üretiyorlar. Ve kaliteli de içerik üretiyorlar. Ve şöyle söyleyeyim. Normalde işte hani Apple TV Plus'ta işte Netflix'i ya da YouTube'da bulamayacağın tarzda biraz içerikler üretiyorlar. Böyle Hı -hı. çok çok spesifik bir konu yani. Hani böyle 5 bölümlü, 10 bölümlük. Orada mesela işte e, bir işte e, felsefeyle ilgili bir kanal vardı. Abonelik ücreti de çok uygun. Eğer böyle ee, bir tane YouTube kanalının işte YouTube'da kanalı olanlar da aslında oraya içeri üretiyor Arada ara sırada onlar reklam da yapıyorlar. Bir tane e, yeni bir video var işte. A, a, tam hatırlamıyorum da 150 milyon euro, dolar şeye ulaşmışlar. Yani yıllık gelir ulaşmışlar. O kadar büyük bir şey. Ee, orada videoda açıklıyorlardı aslında buraya nasıl geldiklerini vesaire. Onu ben e, link, bölüm notlarında paylaşırım linkini. Merak edenler baksın. Eee Haliyle işte o durlar arada reklamını yapıyorlar. Ee, oradan kayıt olunca da işte yıllık 30 euro gibi bir şey ödedim yanlış bilmiyorsam. Hani muazzam bir fiyat hani şeye kıyaslayınca, diğer streaming servislerine kıyaslayınca. Hı -hı. Ee, içerik kısmında da abi şöyle içerikler var. Ben mesela en son işte 7 bölüm falan diye yanlış bilmiyorsam. Ee, d dayin eee diye bir tane bölüm vardı yani. Hı -hı. Hani çok çok spesifik bir konu. Şimdi ben İkinci Dünya Savaşı'nı çok seviyorum. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir sürü film dizi e, e, seyrettim. Tabii savaş kadar. sevilmez de onu, kamu spotaları. Aynen. Kesinlikle. Hani ben oradaki şeyi merak şeyi seviyorum. Hani büyüklüğünü çünkü hani büyük operasyonel bir olay dönüyor. Ee, hani bu kolay bir şey değil yani aslında ee, oradaki işte Elaistlerin Hitler'e karşı savaş vermesi. Haliyle e, böyle ne içerik olsa tüketiyorum. Bu konuda tabii zaten benim favorimim *Band of Brothers* yani ve herkese hı hı. tavsiye ediyorum böyle kesinlikle seyredin kesinlikle seyredin. Hem savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu görüyorsunuz hem de ufak bir grup insanın aslında ne, savaşı da ne kadar büyük katkı sağlayabileceğini görüyorsunuz. Batı cephesine yine bir şey yok onu tavsiye ederim. Aynen aynen O da çok güzel e, bir film. E, burada da abi şey anlatıyor aslında. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanılmasının nedeni aslında tamamıyla oradaki kurulan lojistik sistemi. Ve detaylarını anlattıkça hakikaten sana mantıklı geliyor ve şeyi öğreniyorsun. Yani bu hani şey değil abi yani hani bizde genelde öyle oluyor çocuk kendi işte. Şu ülkenin 10 tane askeri var, 20 tane tankı var, 30 tane uçağı var. Hmm. yani savaşıyorsun kim iki yüksekse o alıyor gibi bir olay yok. Aynen. Tamamen aslında arkada bir şey var aslında bu ee, akademik camiada da operation research olarak e, tam şu an Türkçe aklıma gelmedi. Hı hı. Operasyon araştırma dersem saçma olacak başka. Yön eleme araştırması diye geçiyor olabilir. Tam emin değilim. Bizim bunu e, ben bilgisayar bilimleri okurken dersi de vardı. Orada bayağı sana detaylı anlatıyorlar. İşte hı. orada tankları uçakları nasıl getiriyorsun? İşte e, buradaki bölümlerde dizinin ha, anlatıyor sana belgesel tarzı aslında. Hangi tanklar kullanıldı, hangi e, tarzda özel e, tekneler yapıldı ki o askerler kıyıya yanaşabilsin. Çünkü hmm. işte sığ bir deniz aslında bu D-Day'in e, Normandiya yap çıkartmasının yapılacağı yer. Daha sonra işte e, orada nasıl hemen hızlı bir şekilde işte tren yollarını şey yapıyorlar, on onarıyorlar. Ondan sonra oraya kendileri bir tane port yapıyorlar ki... Gemiler çünkü çoğunlukla şeyden geliyor Amerika'dan geliyor ama çok sığ olduğu için şeye yanaşamıyor kıyıya yanaşamıyor gemiler haliyle İngiltere'ye gidiyor İngiltere'de boşaltıp İngiltere'den daha ufak gemiler aslında şey yapıyorlar getiriyorlar teçhizatları işte ondan sonra şey boru nasıl çekiyorlar İngiltere'den Fransa'ya ki orada benzin gerekiyor aslında bütün orada tanklar, araçlar için falan. Böyle hani bayağı detayına inmiş. Benim çok hoşuma gitti. Orada bir kere daha anlıyorsun aslında hani lojistik denen şeyin ne kadar kritik bir şey olduğunu. Yani böyle çoğu kişi bilmiyorum ne kadar detayını düşünmüştür ama. Biz daha önce işte bu şeyde de aslında konuşmuştuk. Ben Box kitabından bahsederken. Hı hı. Orada da aslında hani bizim bugün birçok ürünü ucuza alıyor olabilmemizin temel nedeni gene lojistiğin. Çok iyi bir şekilde e, halledilmiş olması. Çünkü hani 100 200 tane ülkeden parça gelip bir yerde toplanıp birleştirip tekrar sana ulaştırılıyor. E, Nebula'da da işte bu tarz içerikler vardı. E, şey uygulaması da var. Apple TV uygulaması da var. Android TV vesaire hani bu tarz şeylere platformların hepsine de uygulama yapmışlar. Apple TV uygulaması da gayet güzeldi. Benim hoşuma gitti. Hani orada her şey böyle native olarak kullanmışlar. E, herhangi bir aksiyona e, geçmemişler. Ee, o yüzden hani ben de onu da tavsiye edeyim dedim ee, orada işte birkaç şey izlemeye başladım artık bir de şeyler oradaki videolar 15 dakikalık falan oluyor hani reklam yok falan bir şey yok bir şeyler yerken 15 dakika tam seyrediyorum tam böyle benim genelde bir şeyler yemem 15 dakika falan sürüyor çok daha hızlı sürmüyor ee, güzel içerikler farklı içerikler var daha ki. yavaş yemeye dikkat et aynen ee, bu alışkanlık olmuş bende sanırım Ailede var mı hızlı yiyen? Ben mesela yavaş yiyen bir insandım. Babam çok hızlı yediği için ona yetişmek için hızlandım yani. Yok ya ben aileyle yemer, yerken daha yavaş yiyordum herhalde. Ama şimdi biraz daha böyle daha çabuk yiyorum. Niye bilmiyorum hmm. da. Herhalde biraz böyle şeyim ya. şeyler soğumasın işte çayım soğumasın. Hmm, hmm, hmm. Onunla ilgili olabilir. İyi hata ha. zaten çay içeyim. Ya da işte tost falan yapıyorum. Hani tost da soğumasın falan kötü oluyor sonra. Hani tostu yaptıktan sonra hı hı. soğuk soğuk yemek. Ee, bu tarz içerikler var. Bunun dışında kendileri de özel içerik üretmişler. Ee, mesela şey vardı ee, bisikletle, onun bir adı vardı unuttum şimdi işte bisikletle e, seyahat etme. Ee, hı hı. Bununla ilgili işte 101 videosu yapmışlar. Camping 101 demişler. Burada sana işte neler kullanman gerekiyor, nasıl başlar, biz bahsetmiştik daha önce nasıl kamp yapmayla ilgili biraz hani böyle içerikler de üretmişler. Şey bu master class tarzı hani ya da skill share tarzı içerikler de üretmişler. Hı. İşte atıyorum nasıl YouTube kanalı kurarsın vesaire gibi. Hani fiyat performans olarak servis çok hoşuma gitti. Hani bir kere verdim. Bir yıl boyunca bütün içerikleri üretiyorsun ve hani şeyler de iyi kazanıyor. içerik üretenler de. Onu da böyle bahsedeyim istedim. Ben genel linkini koyarım merak edenler baksın. Hani farklı içerikler. sıkılanlar varsa benim gibi işte YouTube'da Netflix'te vesaire gördükleri içeriklerden aa, onu da böyle değinmiş olmak istedim. Ne o, okuduklarımıza okudum. geçebiliriz. Ha, okuduklarımızda şey var. Creative Act duruyor arkanda. Aynen Creative Act duruyor daha ona başlamadım. Aa, minimalist, The Minimalist Entrepreneur diye o uh, Sahil Lavin'e evet. ee, bu uh, Gamurun Kur'an. Kur'an uh, abimiz uh, bir kitap yazmış. Uh, orada aslında hani adında olduğu gibi hani Minimalist Entrepreneur yani çok daha az şeyle, girişim daha yapmak. böyle ufak girişim yaparak aslında böyle hayatını yani geçimini sağlamak. Böyle şey değil de ya ben unicorn olmam gerekiyor, milyonlarca dolar yatırım toplayayım, bunlarla uğraşayım, growt 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 hani hı hı. böyle şeylerle uğraşmaktan ziyade ya ben bir grup insan bulayım. Genel kitapta da ondan anlatıyor aslında. Önce tanımını yapıyor minimalist entrepreneur nedir diye. Daha sonra da aslında hani girişimlerin daha çok böyle bir topluluklardan ortaya çıktığını sen mesela atıyorum bir bisikletle ilgili bir topluluğa dahil oluyorsun ve oradaki insanlarla konuştukça ortak problemleri buluyorsun ve ortaya bir şey çıkartıyorsun bunu görünce aklıma direkt şey geldi o aslında Apple bilgisayarın çıkma nedeni de buydu yani hani hı hı. bir grup insan orada bir şeyler yapmaya çalışırken ya yani işte hani Keşke böyle hani hepsinin parçaların toplandığı bir cihaz olsa deyip hani yola çıkmış bir... Homebrew Computer Club'da doğuyor, Apple. Aynen. Ee, orada da aslında zaten kitaptın e, ilk çeplerinde bahsettiği şey de o. Hem şeyle bak, toplulukla başlayın diyor. Eğer, hani burada da biraz bahsediyorum bizi dinleyenler arasında vardır ee, bu şekilde hani kendi girişimini kurmak isteyenler. Ee, kitapta da zaten işte bahsettiğim önce bir topluluk bulun. Ee, o tabii bu topluluk da ilgi alanında olan bir topluluk olsun. Yani sırf e, hani bir topluluk tabii. bulmak için bir topluluk bulmak biraz anlamsız. Daha sonra işte orada aslında zaman geçirince insanlar buluyorsun, problemlerini buluyorsun. Bir, ondan sonra bir fikir, çözüm bulmaya çalışıyorsun. Ve güzel kısmı da gene kitapta da bahsettik. Çok kısa bir feedback loop, geri bildirim döngüsü oluşturuyorsun. Yani sen diyorsun ki bakın ben böyle bir ürün geliştirdim. Bir sonraki meetup'ta hani o toplulukta anlatıyorsun insanlar. Bakın böyle 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 bir şey var. Hoşunuza gitti mi? Hani Çözer mi bu sizin sorununuzu vesaire içerisinden çok kısa sürede aslında hani bir grup insanı e, sorununu çözen bir şeyler üretebiliyorsun. Tabii daha sonra ne oluyor atıyorum işte hani e, bilgisayar grubuysa işte hani sen kendi şehrinde başlıyorsun daha sonra gidip yan şehrin, komşu şehirdeki kulüplerle konuşuyorsun, sonra başka ülkelerdekiyle konuşuyor. Derken derken aslında böyle e, yayılıyor. E, bunun dışında işte hani minimalistliğin getirdiği bazı şeyler de var. İşte orada olabildiğince aslında küçük bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. Böyle genel anlamda bir ürün ortaya çıkarmaktansa sadece böyle ufak bir ürün ortaya çıkartıyorsun. Biraz o da onun detaylı bir şekilde anlatıyor. Bunun dışında işte başka böyle hani bizim hep bahsettiğimiz minimum valuable product dediğimiz kısımda da gene bahsediyor. Evet. <laughs> Ona ek olarak böyle kendisi aslında dört grupta e, kategorilendirmiş. E, oradaki aslında kategorilere göre işte mesela işte middleman'ı ortadan çıkartarak bir üründe geliştirebilirsin. Eğer hani e, öyle bir hali hazırda var olan hmm. iş varsa hani sen onu alternatif olarak böyle güzel fikirler de veriyor, örnekler de veriyor başka hmm. asla biçimlerden falan hani sadece hani bu e, nasıl minimalist e, girişimci olunur hani bundan bahsetmiyor ama işte sana o aşamalarını tek tek e, göstertiyor hani üç chapter falan okudum Bayağı böyle su gibi akıyor kitap e, çok hoşuma gitti hani ben, de ben de biraz okumuştum bu arada almıştım o kitabı da dijital olarak ee, senin kadar çok okumadım ama yani dörtte birini falan bitirmişimdir. Hı hı. Yani bu tarz konulara merakı varsa hani böyle kendi girişimlerini kurup bir şeyler yapmak isteyen varsa hani aslında bir fikir evet. olarak olması gibi olarak anladım. Yani Çünkü çoğu insan hani böyle işte girişim deyince çünkü çok büyük bir şeyi kapsıyor. Yani hani işte hı hı. büyük sorunlar çözmen gerekiyor. Ben Hani zaman zaman bahsediyorum işte ben sırf sadece şey ekledim diye LinkedIn profilime yatırımcılarla konuşuyorsun. Yatırımcılara bahsedince şöyle bir geri dönüş alınca ben çok şaşırdım. Hani yatırımcı diyor ki bu 1 milyar dolarlık bir iş fikir değil diyor. Ya ben zaten hani öyle bir amacım yok öyle olduğunu da düşünmüyordum. Hani böyle Hı -hı. artık hani çünkü şey öyle bir noktaya gelmiş gibi ee, böyle normalde çünkü hani o aslında bu yatırımcılık ve girişimin ortaya çıktığı yerde amaç sen bir fikrim var birisi o fikri inanıyor. Sen o fikri hayata geçir diye aslında yatırım buluyorsun. Hani orada şey değil hiçbir şekilde amaç. Ya biz işte 1 milyar dolarlık girişim yaratalım değil. Orada amaç aslında insanların sorununu çözen bir şey yaratıyorsun. Sen de oradan işte payını alıyorsun yatırımcı olarak. Atıyorum bir koy koyup belki iki üç alıyorsun. Normalde hani sen o parayı başka türlü nasıl değerlendirirsin? Borsaya değerlendirirsin. Orada aslında mesela işte ortalama %7'dir. İndeks fonuna yatırım yaparsan hani onun yerine diyorsun ki ben biraz daha risk alarak hani bu işe yatırım yapıyorum %7 kazanmak da yerine %200 falan kazanıyorum hani asıl mantık budur ama hani sistem öyle bir değişmiş ki abi artık yani herkes unicorn'unu istiyor geçen e, şeyin yazısını okuyordum bu e, Waze diye bir tane uygulama vardı hı hı. E, navigasyon trafik o onun kurucusu bir tane blog yazısı yazmış. İşte şeyi aslında zamanında Facebook'a, ilk olarak Facebook'a satmışlar ama işte Facebook'ta bir türlü şey yapamamışlar, karar verememişler. Hmm. Ne yapacağız bu şirkette diye. Ondan sonra hemen çat diye Google teklif vermiş. Google'a satmışlar şirketi. Onu anlatan böyle bir tane kendisi blog yazısı yazmış. O blog yazısının başısında şey diyordu. Bu aslında unicorn fikrini ortaya çıkaran kişi ...tanımını şu şekilde yapmış abi... ...unicorn dediğin şey... 1 milyar dolar değere ulaşan değil... 1 milyar dolarlık exit yapan... ...şirket, startuplara... ...unicorn hmm. dediğin... ...aile ne oluyor abi şimdi sen mesela... ...3 da... tane falan var dünyada evet... ...ne oluyor abi işte şeye bakıyorsun... ...herkes diyor ki işte biz unicornuz, dekacronuz. E ...ne yap aslında hani temel anlamda yaptığı şey ne... ...sen mesela bana yatırım yapıyorsun... ...ben bir tane startup kuruyorum ben sana atıyorum belki... ...yüzde 0.001'ini... ...bin dolara satıyorum hop ne oluyor benim şirketin değeri 1 milyar dolar oluyor. O zaman diyorum ki ben unicorn'a sahibim. Hani değil mi? Çok anlamsız bir şey. Halil orada diyorlar ki sen bunu ya işte bir şirketi satacaksın, Google'a satacaksın ya da işte e, halka arz olacaksın. O zaman çünkü hani o zaman halk aslında kaba tabirle karar veriyor. Hakikaten bu şirketin değeri bu mudur? Hani sadece 5-6 tane çok zengin yatırım fonları değil. Hani daha böyle kalabalık bir grup aslında onu e, okeyliyor. Anlaşıyor fiyatlamada çünkü hani bu tarz girişimleri çok gördük mesela işte WeWork yanlış hatırlamıyorsam onu da mesela hani milyar milyar dolardan bahsediyorlar da harika orada şimdi yanlış bilmiyorsam hani birkaç belki 100 milyon dolar değerinde bir şirkettir hani o zaman aslında gerçek değerini görüyorsun hani böyle çok acayip bir noktaya gitmiş. O yüzden böyle ben biraz daha şeye odaklanmaya başladım. Ya böyle işte giderlerimi karşılayacak kadar aslında bir şeyler kazansam benim için yeter ya. Ben milyarder olma hedefim yok. milyarder Tabii abi yani startup yok. yapacaksan illa ofis tutup da özel kahve makinesi almak gerek yok yani. Git Şanzeliz'e çay bahçesinde yap geliştir yani. <laughs> Aynen abi kesinlikle. Kitabın kitap... özeti bu bu arada merak ediyorsunuz. <laughs> Aynen kesinlikle çünkü öyle de olabiliyor yani hani çünkü şeyle bir sürü stres yaşıyorsun. Biz hani çevremizde var böyle hani Girişim olup yatırım alanlar. Yani hani modern çok... tefeci gibiler, biraz kötü bir tabir oluyor. <laughs> VC'ler kızıyor buna ama çünkü adam bir koyup on almak istiyor. E bu tefecilerde olan bir şey yani. <laughs> Aynen. Ve e, hakikaten de öyle davranıyorlarmış. Yani ben konuşunca diyor adam biz diyor yatırımcı toplantısı toplantıda. Diyor, ağlatır. Ya ter, ter ter böyle tişört diyor terden ölmüş bir şekilde çıkıyorum ben diyor. Şu kadar kazanacağız Yunus. niye kazanmadınız lan falan diyor yani şey. E, Aynen. VC. Aynen ya o zaman da bir anlamı kalmıyor çünkü hani benim bu e, farklı bir e, ne derler aşamaya geçiş yapmam farklı bir kariyer pete seçme nedenim zaten hani büyük şirketlerdeki o sürekli birilerinin sana bir şey söylemesi ve senin onu yapman yani hiçbir şekilde aslında geliştirdiğin şey hakkında e, sen tabii hani developer olarak bazı şeylere karar verebilirsin, implementasyon detayları falan ama ürünle ilgili hiçbir şekilde karar veremiyor olman. Hani beni mutsuz eden şey buydu işte büyük şirketlerde çalışıyorum. E şimdi ben gidip hani bir startup kurup bu sefer yatırım alsam, bu sefer de yatırımcı ne derse onu yapmak zorunda kalacağım. haline gene değişen bir şey olmayacak hani benim hayatımda. Bir o bütün odan de... para kazanmak oluyor, maksimum para kazanmak oluyor. Bu sefer de biraz bardak kırıyorsun yani hareket ederken, manevra yaparken kesinlikle bir de yani... vizyonun bazen karşılanmamış oluyor yani Aynen. E, de, iyi bir ürün yapayım da çıkayım derken bir yandan para kazanma özellikleri geliştirmeye başlıyorsun bu sefer de belli ilkelerden taviz vermen gerekebiliyor kesinlikle. mesela mesela zor bir durum yani hani e, çok mecbur kalınmadıkça mesela şey durumlarında falan alınır yatırım sen bir startupsındır karlısındır iyi para kazanıyorsundur ama senin bir rakibin vardır hmm. adam senin bin katındır mesela dersin ki ya ben pazarlama yapacağım en azından Şirketi 10 kat büyüteceğim. Zaten karlı şirket, daha fazla insan duyurmam lazım. Zaten VC parayı vererken bu parayı ne için, ne için harcayacaksın diye soruyor. Sen hı hı. orada şey dersen ki olan bizim musluklardan su akmıyor, faturaları ödeyeceğiz sizin parayla falan dersen adam zaten bir, bir dakika der yani. Ee, hı hı. yani zaten o piçtekte de, o bütün karlılıklarını falan anlatman gerekiyor. Ee, o yüzden de e, hani belki çok böyle e, gargantuan, eksponansiyel büyümek için e, belki çok yüklü miktarda paralar yapabilir. Burada VC'lerin çeşitleri var. Yani her VC her firmaya para vermiyor. Hı hı. Ben de mesela eski şirkette VC'lerle konuşurken adam diyordu ki ben minimum 8 milyon dolar yatırım yapıyorum. Hani siz daha o seviyede değilsiniz diyordu. Ben dedim ki olan 8'i veren biri de verir yani tamam mı? İki de verir. <laughs> ama öyle olmuyor işte. Aynen. E, ya da mesela şirket büyüyemiyordur. Olduğu yerde sayıyordur. Hafif karlıdır ama büyümeye ihtiyacı vardır. ...der ki ben bu parayla işte ne bileyim... ...content marketingi alacağım, Ma ...content marketing ekibi kuracağım... ...şu anki kazandığım parayla bunu yapamıyorum... ...o zaman da daha cüzi bir miktar bir yatırım alırsın... ...bir denersin mesela görürsün... <laughs> ...hem yatırımcı da o kadar başına ekşimez... Ee, ...hani zor bir durum hakikaten... ...o yüzden de adam şey demiş yani... ...herkes... ...bir de Amerika'da şey yani... ...hani elini sallayınca VC'ye çarptığın için... <laughs> falan. Ee, ...hani millet bayağı kafede falan VC'lerle tanışıyor yani rastgele. Öyle bir yer orası. O yüzden de para almak kolay olduğu için para alma yolunu çok çabuk seçiyorlar. Biraz onun bilinçlenmesi açısından da yani Gumroad'da biliyorsun internetten ürün satma <laughs> platformu komisyon alıyor diyor. Komisyonculuk çok iyi iş bu arada. Komisyonculuk yani en iyi işi ya. Yani hiç akarı yok, kokarı yok. Neyse ee, o da öyle bir şey kurmuş. Karlı hale getirmiş. Bir kişi başlamış. İşte bir backendçi bulmuş. Ne bileyim yani öyle bir hikayesi vardı. İki kişi, üç kişi böyle ufak tefek adımlarla geliştir geliştirmişler ve büyüdüler. Hatta yakın zamanda e, kitlesel fonlama gibi bir şey yaptılar yani belli bir kısmını şirketin hisseye dağıttılar. Hmm. Hatta, Hatta sen de alabiliyorsun. Aynen, kar payını da dağıtmışlar geçen günlerde Hı -hı. Ee, şey yaptı. Ben kaçırdım ya öyle bir şey oldu. Bir de ben şeyi de gördüğünce şaşırmıştım. Benim bir tane arkadaşım bahsetti. Çok ilginç bir çalışma metotları varmış. Yani şey diyorlar aslında böyle oyun gibi quest veriyormuş sana yani diyorlarmış ki işte bizim şöyle şöyle yapacak bir iş, var. Seni freelance olarak işe alıyor hani atıyorum Gamro'da ne bileyim işte Apple sign'in özelliği eklenmesi gerekiyor değil mi? Sadece sen o iş için gidiyorsun abi hani para o işi implement ediyorsun paran alıyorsun bitti. Hani böyle bu şekilde aslında şey yapıyorlarmış böyle eleman almak çalıştırmaktan S ziyade. Senden, gelen, senden, sonra gelen yazılımcı ediyor sana. <laughs> <laughs> o da olabilir ama günün sonunda şey çözülüyor yani hani iş çözülüyor. Böyle e, bununla ilgili bir tweet atmış böyle mi, belki bir milyon falan görüntülenme almış Twitter'da. Herkes çünkü hoşuna gitmiş bu şekilde çalışmak. Çünkü hani şey task var sadece. Bir task alıyorsun bitti. Ee, onu yapıyorsun paranı alıyorsun. Bizim hatta böyle konusu açıldı da e, benim eski şirkette bir tane direktör vardı. O da şirketten ayrılıp kendisi bir tane startup kurmuş. Ee, bu Buna benzer bir girişim aslında Ortaya çıkartmış. polar da yanlış hatırlamıyorsam o da da şey yapıyorsun abi sen mesela açık kaynak yazılım geliştiriyorsun ya bazı özellikler var hani bu özellikleri sen mesela işte şirket olarak kullanıyorsun ama bazı eksiklikler var ve ekstra özellikler istiyorsun gidiyorsun işi açıyorsun ve işiye diyorsun ki eğer bu implement edilirse ben hani maintainer'a 100 dolar vereceğim. Hani böyle Hı -hı. ne yapıyorsun sen incentive şey veriyorsun böyle bir işte teşvik evet. veriyorsun. Aynen ödül veriyorsun o zaman da ne yapıyor? Maintainer ya zaten hani ben bunu açık geliştiriyorum. Özellikle mantıklı. O zaman ben buna öncelik vereyim diyor. onu öncelik veriyor. Daha sonra da oradaki parayı alıyor. Hani tam detaylarını bilmiyorum. Sadece hani maintainer için mi yoksa hani öteki türlü gidip herhangi bir yazılımcı hemen bir tane full request açardım. Orada 100 dolarlık işi var diye. Muhtemelen maintainer içindir e, sadece belki maintainer hani izin de verebilir bilmiyorum detaylarını ama hani bu tarz şeyler de mantıklı geliyor bana son zamanlarda yani hani böyle Hı -hı. daha çok gidip full time çalışmaktan ziyade işte şey başa sadece işte bir tane task alıyorsun quest gibi belki bilmiyorum şu zamanlar çok Diablo oynadığım için <gülüyor> 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 mantıklı geliyor olabilir de e, bu da şeylerden bir tanesi yani aslında çalışma <laughs> yöntemlerinden bir tanesi. Ee, bilmiyorum, şey okuduğum kitap aslında sadece buydu ee, hani bunu bitirmek istiyorum daha sonra da başka kitaplar var gene buna benzer aslında kitaplar ee, onları da okudukça gene e, bahsederim bilmiyorum senin okuduğun şeyler var mı ben kısa bir kitap okudum ee, daha bitirmek üzereyim az kaldı ee, çok uzun zamandır aslında okumak istediğim bir yazardı benim de kuzenim var o da böyle konuları meraklı sosyolojiye falan bu yıl Chung Han diye bir tane Koreli ama Almanya'da yaşayan ve Almanya doğmuş galiba ama yok evet. Seul'de doğmuş ama çocukken Almanya taşınmış bir e, düş, düşünce insanı mı diyeyim? Düşünür. E, düşünür. E, onun Ötekini Kovmak diye bir kitabı Ketebe yayınlarından çıkmış. Kısa da bir kitaptı. diye. Aslında genellikle kitapları kısa zaten. Bu da güzel bir şey bir yandan. Çünkü böyle 500 sayfalık sosyoloji kitabı okumak gerçekten bir zaman sonra insana hmm. sıkıntı verebilir. Zaten kısa kısa chapterlar var ve bugünkü toplumdaki Gördüğü sıkıntılı durumları anlatan bunun altındaki şey mantığı ve işte diğer işte filozofların ve e, işte psikoloji şeylerinin falan e, uzmanlarının uzmanlar diyeyim işte Freud'un vesaire e, fikirleriyle bunları destekleyen bir toplum analizi yapıyor aslında. E, ötekini kovmak da şundan e, ileri geliyor. Yani toplum aynılaştı diyor aslında öyle başlıyor kitap. Herkes aslında birbirinin laciverti diyor. İyi bütün hmm. insanlık. Ee, bunu diyor sistematik olarak yaptılar Hani bunu hedeflediler ve başardılar diyor bugün diyor otantik dediğimiz insanlar bile aslında otantik değil diyor yani otantik dediğin adam da gidiyor Pink Floyd dinliyor yani ne kadar otantik Pink Floyd öneri ben verdim bu arada yanlış anlaşılmasın yani çok aynılaştı insanlar herkes aynı şeyleri seyrediyor aynı şeyleri görüyor aynı şeyleri gülüyor hmm. aynı dizilere bakıyor aynı müzikleri dinliyor vesaire ki biz bu konuyla biraz konuşmuştuk daha önceden ve hı hı. E, aslında insanların ne kadar büyük bir içsel boşluk yaşadığını, toplumun ne kadar sıkıntılı bir durumda olduğunu, herkesin psikolojik bir vaka olmaya doğru gittiğini, e, işte bu selfie çılgınlığını sana hatta oradan bir bölümde atmıştım. Yani tamamen içsel boşluk ve insanın kendine güvensizliğinden ileri geliyor. Hatta bu işte Müslüm Gül sesçiler var ya faça atanlar. Onlarla eşleşleştiriyor. Yani kimisi diye faça atar, kimisi selfie çeker. Diyor. Bak, bu acayip bir şey yani. Tespit. Ee, bunun gibi bir sürü böyle e, bu minvalde yine e, aynı olmakla alakalı bir sürü e, chapter var içeride. İşte e, bu otantik olma mesela konusuna da çok takmış. Hani insanlar otantik olmaya çalışıyorlar. Herkes farklı olmaya çalışıyor ama e, farklı bir bir şey, farklı bildikleri en fazla yine diğer insanların aynısı diyor. Hmm. E, öteki olabilmek için e, şeyin sistemin içinden çıkmak gerektiğinden de bahsediyor biraz işte instagram kullanmayacağım mesela falan gibi şeyler ee, ben bu tarz kitap okuyor ya şimdi bir de Neil Postman'ın Disappearance of Childhood'u okuyorum bir yandan bir yandan da Teknopoli'yi okuyorum böyle cross reading gibi oluyor ee, bu girişte toplumdan nefret eden bir insan haline dönüşebilirim <laughs> bir iki üç kitap daha okursam böyle tamam yani eee Böyle bu kitabı sevdim yani çok hoşuma gitti yani benim de benzer fikirlerim var burada yani gö dışarıda görüştüğüm insanlar böyle diye düşünmemden değil genel toplum olarak düşünüyorum yoksa çok orijinal arkadaşlarım var yani Onlar alınmasınlar yani böyle şey insanlar dönüşüyor ya zamanla bu tarz düşünen insanlar toplumdan tamamen soyut yaşayan hı. kimseyi sevmeyen insan sevmeyen falan öyle bir insan diyeyim kaç tane toplumum var yani Tabii. ama ya. e, yani bu yani çünkü ben biraz düşüncelerime cevap arıyorum Mert. Biraz biraz da bu o, bu yüzden bu tarz kitaplar okuyorum. Sadece benim fikrim destekleyen değil aslında karşıt fikirleri de şey ama karşıt fikirler çok az. Yani adam sosyal medya iyidir diye kitap yazan çok az insan var. Ee, o yüzden aynı de aynı o çok... tüketmek konusunda. Çünkü sosyal medya iyi bir şey değil yani. Hani o neticede baktığında nesini övebilirsin? İşte devrimler mevrimler oldu diyorlar. İşte bir sürü şey öğrendim falan. İşte Instagram'da gördüğüm bir ilk yardım manevrası çocuğumun hayatını kurtardı falan diyebilir en fazla ne diyecek yani <laughs> bu yüzden de hani böyle kitaplar okumak açıkçası yani ben evet bunun yanlış olduğunu biliyorum iyi olmadığını da biliyorum ki kendim de kullanıyorum ara sıra özellikle Twitter'da yine tekrardan vakit geçirmeye başladım. Bunun neden kötü olduğunu direkt fikir olarak e, tohumunu ekersem, inception yaparsam beynime o zaman kurtulmak daha kolay olur diye düşünüyorum. O yüzden de altındaki yatan şeyi e, aramaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bu yüzden böyle kitaplar okuyorum. E, bu Yılçın Han'ın baya güzel kitapları var. Farklı yayın evlerinden çıkan Türkiye'de. E, onları da çok tavsiye ediyorlar. E, onları da sırasıyla e, vakit buldukça okurum. E, bundan başlamış olduk. Onun dışında çok fazla bir şey yok okudum. Arada bir off screen dergilerine bakıyorum böyle bir bir chapter hmm. falan böyle bir röportaj falan okuyorum o da hoş oluyor. Ee, bu şekilde. Süper. Ya yani bu sons bahsettiğin kitap da aslında çok benim de hoşuma gitti. Ben hani oradaki farklı içerik şeyini düşününce aklıma hep sadece kitaplar geliyor biliyor musun? Çünkü hani YouTube'da benzer şeyleri seyrediyorsun. Yani bu izleme konusunda olunca çok hani benzer içerikler üretiyorsun. Bir de zaten diyorsun sürekli remake hani oyunlarda da remake yapıyorlar. E zaten hani okuduğum ettiğim şey bir daha bir daha bir daha bir daha önüme sunuyorsun ama bir tek işte kitaplarda ben biraz onların farklı başlarını görebiliyorum. Yani orada herhalde çok e, ufak bir grup genelde işte hani kitaplar ne bileyim on binler falan satıyor. Yani bir YouTube videosu bile bazen işte e, Mr. Beast video yapıyor ben 100 milyon kişi tarafından seyrediyor ama işte bir kitap çıkıyor mesela belki 10 bin kişi falan okuyor hani totalde kitabı. Aile aslında o yüzden hani ben olabildiğince fazla kitap okumaya çalışıyorum. Çünkü o aslında seni biraz farklılaştırıyor, Tabii. ötekileştiriyor diyeyim. Ee, halin o zaman farklı da düşüncelere sahip oluyorsun. Hani bilmiyorum en azından benim açımdan biraz da böyle hayattan keyif almamı sağlıyor. Çünkü ben şeylerden çok fazla sıkılan bir insanım. Tekrarlardan çok fazla sıkılan bir insanım. Niye yani ya ablamıyorsun işte? Ya orada tekrar yok orada da işte gene bir şeyler keşfediyorsun ve hedef var orada hani gene şey yaparız ko e, detaylı konuşuruz onu da şey hoşuma gidiyor yani ben hani konuştuğum zaman buluştuğum zaman birisiyle de mesela hani farklı konuları konuşalım sürekli aynı konuları tekrar 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 ben bayılıyorum o yüzden hani böyle çok sık buluşmuyorum hani buluşursam da yani zaten işte hani böyle insanlarla buluşmayız e, çaba sarf ediyorum ki hani hem konuşacak şey biriksin hem de işte hani farklı şeyler, farklı ilgi alanına olan insanlarla konuşayım. Hani farklı yaşam tarzına sahip insanlarla buluşayım. Onlar nasıl işte yaşıyorlar, neler yapıyorlar vesaire gibisinden. Ee, hakikaten bence de çağımızın bence en sıkıntılı konularından bir tanesi. Yani çok aynalaşıyoruz çünkü hani şu kapitalizm daha kolay satıyor o zaman. Zaten tabii tabii onları anlatıyor zaten evet. Ee, ama farklılaşırsan daha zor yani. O yüzden yani hoşuma gitti. Ben de şey yaparım okumanı istemeklerim kitabı. Ee, İngilizcesi falan var mı bilmiyorum bu arada. Belki direkt Almancadan çevirmiş olabilirler. Türkçe'de yapıyorlar çünkü onu. Hmm. Ee, daha henüz İngilizce çıkmamış olabilir. Ee, bir de Teknolojinin Felsefesi diye bir kitap aldım. Onu da e, duruyor kütüphanede bakalım. Ee, o da yine KTB yayınlarından. Takip ediyorum. Güzel işler çıkartıyor o yayın evi. Ee, özellikle bilim kitapları ya da böyle işte düşünce kitapları hoşuma gidiyor. Süper. Onları da olabildiğince takip etmeye çalışıyorum dedik ve bir sonraki konumuza geçelim. Şöyle ben aslında seyrettiklerim arasında söylemek istemedim bunu ama hmm. birazcık biliyorsun ben oyun basını da takip etmeye çalışıyorum Türkiye'de. Gerçi çok gördüm ama hiç seyretmediğim birisi vardı. YouTube tavsiye etmiş çünkü birkaç tane böyle artık Xbox yayını seyrettim benimkinin arkasından. Xbox bunu tavsiye etmiş. Dost Kayaoğlu diye bir üyesiymiş. 450 bin falan da takipçisi var. Bayağı da meşhur bir sandığım kadarıyla. Hep daha önceden düşüyordu önüme videoları da adam bir buçuk saat Red Dead Redemption 2'yi incelemiş. Ben şimdi bir buçuk saat inceleyeceğimi indirir oynarım oyunu. Var yani, <laughs> yani Kendi incelememi yaparım diye düşündüğümden dolayı. Tabii bizim podcast'ın bir bölümünün iki saat olması biraz çelişki yaratıyor ama çelişki, biz çok aynen. fazla konu konuşuyoruz. Bir tane oyun incelemiyoruz. Neyse. Onun yayınını seyrettim. Açıkçası şey yani Sıkıntılı yani yayın genel olarak çok hmm. hakikaten antipatiyle yaklaşılmış her şeyi bir kulp bulmuşlar vesaire bulmuş çocuk bir de bilgi olarak verdiği şeylerin hemen hemen hepsi yanlıştı hmm. bir yandan da varsayımlarla hareket ediyor varsayımlar da yanlıştı yanlış olduğu için her şey böyle tepe gitmiş çok kötüydü falan dedi etkinlik için ki yani İlk her defa şey hakkında konuşuyorsun. Xbox etkinliği. Xbox yorulmuş. eventi için aynen yorumlamış. Ah, Bir tek okay. da ben buna bin saat gömerim dedi mecbur. Ee, diğer her şeyi gömmüş. O kendi fikirleri o sıkıntı değil ama tabii bu kadar insanın takip etmesi biraz açıkçası üzüyor. Özellikle şey bilgisini düzeltmek isterim. Ee, onun arkasında da biraz şey konusuna geleceğim. Bizim oyun grubunda konuştuğumuz mevzuyla ilgili konuşmak istiyorum. Eee şey dedi ya bu Xbox dedi Obsidian'ı aldı dedi. Gitti dedi Game Pass'lik ucuz ucuz dandik bütçe vermiyor bu adamları dedi. Dandik dandik oyunlar yaptırıyor falan dedi. Şimdi birincisi o, Obsidian alanından bir dandik oyun çıkartmadı. Bu kenara koyuyor. Menete kritikleri hep 90 üstü. İkincisi Microsoft Obsidian'ı alırken Obsidian finansal sıkıntıdaydı. 90 çalışanı vardı. Şu an 260 çalışanı var ve yeni bina aldılar Obsidian'a. 260 çalışanı sığdırabilmek için karşı bloktaki binayı yanlış hatırlamıyorsam komple satın alıp ona verdiler. Ninja Theory'yi aldıklarında Ninja Theory 40 kişilik bir stüdyoydu. Şu an 100 kişiye yaklaştı. Onlara Londra'da bina aldılar. İçerisinde modern bir motion capture stüdyosu kurdular. Bak Londra'da bina aldılar diyorum. Yani Londra'daki gayrimenkullerin ne kadar pahalı olduğunu biliyorsunuz. Londra'nın merkezinde bina aldılar. Yani bu adamlar para harcamamak gibi bir durumları yok. Ee, ve yani gösterdikleri oyunda bence gayet keyifli de oynanırdı. Yani Skyrim gibi bir oyun. Şimdi buradan RPG oyunlarına birazcık geleceğim. Yani animasyonları çok kötü falan dedi böyle. Oyunun. Şimdi RPG oyununun ne olduğunu bence e, insanlar bilmiyorlar. RPG rol yapma oyunu demek. Rol yapma oyununda çok şaşıracaksınız ki karakterler olarak rol yapıyorsun. Yani hayat gerçek hayatta olmadığın bir role bürünebiliyorsun. Sana bunu sağlıyor. Yani sana al sana Kratos al sana Master Chief diye hazır bir karakter vermek yerine diyor ki sen bir karakter yap. Ee, ve bu karaktere belli özellikler ekle. Bunu niye söylüyorum? Bizim e, şey grubunda da yani Starfield için çok heyecanlıyım falan diye konuştuğumuzda birkaç arkadaş e, biz o kadar heyecanlanmadık falan denen, e, bazı grup üyelerimiz oldu. Onların da <laughs> aidatlarını arttıracağız inşallah. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> e, demokrasi böyle bir şey. Neyse. E, Şimdi rol yapma oyunu dediğim gibi yani sana o evren içerisinde yepyeni bir hikaye yazma imkanı tanıyor ve hikayenin nasıl yazılacağına sen karar verebiliyorsun. Şimdi son yıllarda şöyle bir şey yaptılar özellikle e, aksiyon oyunları bunu çok yaptı. Bir skill tree koyuyor, yetenek ağacı koyuyor. Sen onlara böyle şey yapıyorsun işte level atladıkça diyorsun ki işte daha iyi balta vurmak istiyorum, daha iyi ok atmak istiyorum falan diye puan veriyorsun. Bunu RPG oyunu diyorlar. Bu RPG oyunu değil. RPG oyununda karakterini nasıl şekillendirdiğin vardır. Ama bu sadece bir öylesidir. Rol yapabiliyor musun yani? Sen orada farklı bir karakteri bürünebiliyor musun şimdi? Starfield'da ya da daha önceki Skyrim'de hatta onu da anlatmak için bir tane video attım. Onu da notlara koyarız. Bir tane eleman gece 3'te Skyrim oynuyor gibi işte kendisini lanse etmiş. O oyunu oynarken bir anda böyle bir manzara görüyor, kuzey ışıkları. Bırakıyor kumandayı, kalkıyor. Bir tane dalal tutunuyor gibi yapmış böyle green screen'in arkasına koymuş kendisini, önüne koymuş. Bir tanesi de işte sigara yakıyor. Bu arada kamu spotu sigara sağlığa zararlıdır. Onu da söyleyelim. Youtube soruyor çünkü böyle şeyleri. Sigara yakıyor. Oradan gelen NPC'lere selam veriyor. Falan. Çünkü ne oluyor? Kendin o evrenin içerisine giriyorsun ve orada yaşamaya başlıyorsun. Yani Bethesda oyunlarının alameti farikası bu zaten. Yoksa bug'lılar evet evet e, animasyon dediğin çok süper kaliteli değil vesaire ama sen orada diyorsun ki ya ben işte diplomat backgroundlu bir karakter olmak hmm. istiyorum. Ağzım laf yapsın diyorsun. Öyle dağıtıyorsun statlarını. Sonra konuşarak halletmeye çalışıyorsun problemleri. Ya da diyorsun ki ya ben gizlilik konusunda çok iyi olayım. Kimse beni göremesin. Gizlilik yapıyorsun. işte karakterlerin cebinden bir şeyler çalıyorsun. Arkalarından yaklaşıyorsun. Diyorsun ki ben çok güçlü olacağım. Herkesi döveceğim. Kabadayı olacağım. Hoşgörülü olacağım. Yani bütün aslında yüzlerce trade var içeride. Ve sen ona göre bir karaktere bürünüyorsun. Tipini falan da belirleyebiliyorsun. Ve hangi görevi ne zaman yapacağın sana kalmış nereye gideceksin istersen bin uzay gemine git gezegende gün batımını seyrederken çay iç anladın mı otur kur şeyi piknik masasını karşısında çay iç yani sana bu imkanı tanıyor ee, o yüzden rpg oyunlarını yapmak hem çok zor hem çok zahmetli hem de prodüksiyon olarak çok fazla şey kaynak ayılamıyor çünkü bu sistemleri kurmaya gidiyor kaynağın çoğu yani obsidiyen bu zamana kadar hep böyle kompleks sistemler kurmuş bir karar alıyorsun bütün dünyayı etkiliyor karar yani Şöyle yapacağım diyorsun bir anda şehir yıkılmaya falan başlıyor. Hmm. Belediye başkanını atıyorsun mesela görevden falan filan yani hani böyle bir yapısı var. E, orada da işte çok animasyona kasamıyor. İşte Starfield belki burada bir ezber bozan oyun olabilir. Çünkü hem animasyon olarak hem prodüksiyon olarak çok üst seviye duruyor. Hem büyüklük olarak da çok büyük bir oyun. O yüzden zaten bizi heyecanlandırıyor. Yani RPG oyunları çok iyi RPG oyunları var. Ultima Online falan bilirsin belki 90'ların evet. meşhur oyunu. Yani Her şey yapabiliyorsun oyunda. Eskiden öyleydi oyunlar. Hı hı. Sonra işte bu Call of Duty'ler, işte Half-Life, Call of Duty falan bunlarla beraber bir sinematik experience'a dönüşmeye başladı oyunlar. Ee, oyuncu kitlesi büyüdü. Büyüyünce insanların talepleri değişti. Eskiden daha böyle nerd dediğimiz tayfa oyun ya. oynarken şimdi artık herkes oyun oynuyor. İşte adam geliyor, müdür mesela beyaz yakalı, çocukken falan çok oyun oynamamış birisi. Açıyor bir, ikiye Call of Duty atıyor. Eee <laughs> kitle büyüyünce de ne oluyor? Sinematik bir deneyime dönüşmeye başladı oyunlar. O yüzden de herkesin beklentisi işte arkadaşına yaptığı gibi animasyon, işte hmm. detaycılık falan. Ee, ama benim gibi es hardcore gamerlar, eski old school gamerlar da RPG mekaniklerini seviyor. Şimdi bu ikisini birleştirebilen bir oyun çıkma ihtimali var. Çıkarsa çok güzel olur. Hatta özel bir versiyon kumanda yapmışlar. Onu da aldım. Ee, böyle şöyle YouTube'dan seyredenlere göstereyim Starfield için. E, bayağı da premium bir kumanda yani diğer kumandaları gibi değil Microsoft'un. Neyse bayağı hype'lıyım yani heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. E, ama yani bu RPG oyunlarını biraz anlatmak istedim ki eee <laughs> insanlar şey zannediyorlar yani. God of War falan RPG değil yani. Orada karakterini geliştirebiliyorsun yeah. diye olmaz yani. Yani orada aslında gene bu bahsettiğimiz aynalaşma konu mevzusuyla hmm. alakalı. Yani hani sana tek bir pet veriyorlar, tek bir yol veriyorlar oyunlarda. İşte God of War'ı ben oynamıştım. Yani güzel mekanlar, güzel bir... ama, ama, tek bir pet var. Hani sana zaten hani o rolü biçmişler. Sen sadece o biçilen rolü oynuyorsun. Ama ben mesela şeyi bile oynarken ha mesela Civilization oynarken ben diyorum ki hani aslında Civilization bilmiyorum RPG oyun kategorisinde değil ama hani sen orada farklı ülkeleri seçebilirsin. Ben diyorum ki strateji oyunu. Ben diyorum ki hani ben Venedik kralıyım. Ben hiçbir şekilde kimseyle savaşmam ama ben ticaret yaparım sadece. <laughs> hani hani bu şekilde bütün oyun oynuyorum. Yani hani başlangıçta hani buna göre karar veriyorum. Sadece diyorum ki ticaret odanın para kazanıp bir şeyler satacağım. Hani bir yere işgal etmekten ziyade işte hani Oradaki diplomasıyla bir şekilde hani oradaki şeyler, şehirlerdeki insanlar isyan çıkartıyorlar. Hani diyeceğim ki hani benim ülkeme katılmak istiyorsanız orada çünkü seçim meçim oluyor yani işte hani o şekilde senin ülkene dair. Hani bu şekilde. Ya da işte şeyi oynarken ben Crusader Kings oynarken diyorum ki ya ben işte Kızımı şununla e, evlendireceğim. İsveç'e. Aynen İsveç'i seçeceğim. Ondan sonra hani Viking olacağım. Bütün ülkelere böyle Vikinglerle hani random saldırılar yapacağım. Yağma yapacağım. Hani şeyim o hani karakteri tamamen onun üzerine evet, kuruyorum ona strateji göre belirliyorsun. stratejimi ona göre belirliyorum çünkü öteki türlü şey yani işte şunu da yapabilirsin bir de zaten abi bu tarz oyunları benim gözlemlediğim kadarıyla sen dedin ya hani böyle önceden bir nerd tayfa vardı onlar benim bir anladığım kadarıyla gözlemlediğim kadarıyla da abi bu tarz oyunları hani o bahsettiğimiz kitleler oynamıyor yani çok daha böyle ufak kitleler oynuyor. Mesela Crusader Kings'e işte bir, ben Emrah Safa Gürkan hani <laughs> onu hani ben bildiğim. Onun dışında şimdi. çok fazla oynayan yok. Çünkü niye hani orada da şey yapamıyorsun işte çok düşünmen gerekiyor. Yani hani kendine bir karakter bir biraz daha bence yaratıcılıkla alakalı bir şey. Çünkü sen hani gidip God of War oynarsın orada hiçbir yaratıcılık gerektirmiyor. Aslında, değil mi? zaten karakter belli işte. Ee, tanrılar var vesaire falan filan. Hani o şeye bilmiyorsun ama öteki tarafta işte sen hani işte Civilization oynarken şeyi seçebiliyorsun. Ben işte Venedik kral olabilirim ya da işte Amerikan başkan olup işte teknolojiyle geliştirip ya da işte ben şey yapıyordum. İspanya'yı seçiyordum. Orada da diyordum ki ya ben hani kendi dinimi yaymak istiyorum hani bütün şeye dünyaya. Hı hı. Oyunu o şekilde kazan. Hep böyle yani bir kafanda bir plan yapıp Kendimi bir karaktere büyürüp belirli şeyleri başlangıçtan belirlemen gerekiyor ki o oyunu kazanmak daha büyük keyif veriyor insana. Çünkü Kesinlikle sen bir yani. şey yapıyorsun da ötekinde sana verilmiş yani bir fare gibisin. Labirente koyuyorlar seni Hı. ama labirentte de aslında hiç çıkmaz yok. Düz bir yol yani labirent. Kıvrıla kıvrıla gidiyorsun ve ben sona çıktım diye seviniyorsun. Yani ya bunu da niye yapıyorlar? Yapması kolay çünkü. Sen hı hı. bir tane gidilebilecek yol yaparsan bütün diğer işte bitkileri bitkilerin üzerinden yürüyemez gibi böyle görünmez duvarlar koyarsan adamın yürüyebileceği bir tane yol var. Hatta bir ara Call of Duty campaignleri falan. ya yani Yenisinde de öyleydi. Ya diyorum biraz şöyle arkadan dolaşayım evin içine gireyim falan diyorum. Hı. Direkt şey kırmızı şey çıkıyor. iki saniyeden geriye sayıyor öldürüyor seni. Ulan dur bir adamı vuracağım. Hedefim o zaten. Bir arkadan hı. dolaşıp vurayım ya. Bari onun serbestliğini ver bana. Yok. Modern eee Modern Warfare 3'tü galiba ya da Black Ops 3'tü. Onun da single play'inde öyle bir şey vardı. Bu adamları vuracaksın diye ok çıkartıyor adamların üzerine tamam mı? Ateş ediyorum adamlara. Pardon e, bu adamları vuracaksın demeden önce adamları görüyorum. Ateş ediyorum adamları kurşun işlemiyor. On adım atıyorum diyor ki bu adamları vuracaksın o zaman kurşun işliyor. Yani artık o kadar mı scripted yaptınız abi o zaman niye uğraştınız buna ya? ya bu bir oyun değil ki bu, bu interaktif sinema yani. Bunu AI'ya versinler oynar abi yani. Ne? Ya tabii abi. <laughs> yani AI vermesine gerek. Oyun zaten yardımcı oluyor sana kolay modda oynarsan. Neyse neticede bunları yapmak daha keyifli. Enmas Safa Gülkan'ın geçen bir röportajını seyrettim. Ona da sordular oyun oynamak insanı geliştirir diyorsunuz. E, ne düşünüyorsunuz falan diye. Tabii ya dedi yani mesela özellikle de mesela Europa Universalis oynayan birisi dedi. Şeyi bilir dedi e, ee, Arap medeniyetini seçtiğin zaman dedi, toprağa işlemenin zor olduğunu dedi, oyun sana gösteriyor dedi. O yüzden tarım yapamazsın dedi, üretim yapamazsın dedi. O yüzden e, ticaret dışında bir yolun kalmaz dedi Arap şeyi seçersen. Medeniyeti seçersen. Bu sefer dedi adam gerçek hayatta dedi. Araplar bunlar hiç çalışmıyor diye kötü demek yerine dedi. Bu adamların ticaretten başka çaresi olmadığını, turizmden başka çaresi olmadığını bilir ve ona göre empatik olarak ona göre yaklaşır. O medeniyeti de saygı duyar dedi. Hı hı. Yani insana dedi bu nasıl geliştirmez dedi ya. Yani e, herkes dedi her, her herkese sallıyordu yani hani oynamış olsa biraz dedi. Biraz dünyanın nasıl çalıştığını anlarlar dedi. En azından ülkeler arasındaki ticaret nasıl dönüyor? Aynen. Savaşlar neden oluyor? Yani dünyayı anlamlandırmak yani şey de... adına çok önemli bir şey dedi. Europa Universalis gibi oyunlar oynamak. Aynen. Crusader Kings'e de ben mesela işte Avrupa tarihiyle ilgili birçok şey öğrenmiştim. Yani hani orada işte hmm. Roma imparatoru aslında orada bayağı bildiğin seçimle geliyor. Yani hani hmm. tamam hani halk seçmiyor da hani ülkelerin şeyleri başındaki var. insanlar aynen onlar karar veriyorlar. O adadım bunun hakikaten çok iniş bir sistem yani hani hmm. ya da işte belirli sistem var hani kime geçecek bir sonraki. O yüzden böyle hani bizdeki kardeş katlı falan tarzı. Biz de biliyoruz hepsi, hepsinin başına Sezar vardı falan diye biliyoruz. Yani. Çok böyle daha basit indirgiyoruz da işte yani oyunlarda da aslında hani şey olmasın nedeni de o yani hani oyunun belirli bütçesi var. Orada hani birkaç yol seçmen gerekiyor değil mi? Yani bak bu bile bir şey aslında. Oyunun şeyine mi odaklanayım? Yani böyle poli e, polish şey edeyim, iyice grafiklerini mi geliştireyim? Yoksa hani daha böyle bütün işte mesela işte Crusader Kings oynayınca İsveç'i seçiyorsun orada bayağı işte hani hakikaten tarihte o zamanda kimler hangi insanlar varsa bilinenler onları koyuyorlar işte. Ben hı hı. The Vikings dizisinde gördüğüm karakterlerin aynısını Crusader Kingse de görüyordum. Yani hı hı. hakikaten o tarihsel kişiliklerle şey yapabiliyorsun. Oynayabiliyorsun o zaman ne oluyor? Oyun çok daha keyifli oluyor ve bir yandan da bir şeyler öğreniyorsun. Yani e, bu da bence e, şeylerden bir tanesi. Ben geçen bizim Telegram grubunda paylaşmıştım e, oyunlardan konuşacak. Aklıma geldi. A, e, akademik bir çalışma yapmışlar. <laughs> ne zaman GTA çıksa e, suç oranı düşüyormuş. Evet. E, yani hani bu inanılmaz bir şey. Çünkü ne oluyor? İşte o, normalde o suçu işleyecek kişiler. Hani aslında oyunu oynayarak. Hani oyun da o kadar iyi ki. Hani o kadar gerçekçi ki o açıdan insanı tatmin ediyor. Hani dışarı çıkıp sokakta suç işlemek yerine gidip o suçu oyunda işliyorlar. Yani hani bu tarz şeyler var hani oyunlarda. Aslında sadece şey değil abi yani grafiktir. İşte hani al grafik bahsediyorsun işte Crisis her seferinde bahsettiler güzel grafik şey falan da hani gitti yani oyun devam etmedi yani. Niye abi işte ne tek grafikle grafik oyun gitmiyor. iyiydi aslında da neyse. Ama hi hikayeyle hani aslında <laughs> daha çok gidiyor değil mi? O yüzden mesela remake'ini yapıyorlar. O grafikleri iyi olduğu için remake yapılan oyun var mı? Yok. <laughs> hani çok saçma olur. Ama ya ne oluyor hikayesi iyi olduğu için remake yapıyorlar. Yani o yüzden ben şeyde hep okeyim yani hani grafik kötü olsun. Ya ben mesela hani çoğu eski oyunu şey, çok sonunu oynamıştım. Hani çok böyle daha iyi bir bilgisayarda daha böyle çok düşük grafiklerle oynamıştım. Ama hiç şikayetçi değilim. Çünkü hani oyun bana gerekli şeyi veriyordu yani. Hazı veriyordu yani. Ya biz Populous falan oynuyorduk abi 90'larda. Populous dediğin şey 3 piksellik oyun yani strateji oyunu. Hmm. Onda da mesela şey öğrenmiştim. Bina yaptıkça daha fazla nüfusun artıyordu. Konut hmm. attığı arttığı zaman. O zaman mesela şey düşünüyorsunuz. Şimdi e, İstanbul'da sürekli şey yapılıyor. Site yapılıyor, rezidans yapılıyor. E Nüfus da ona göre o aranda tamam. artıyor ve problemler de artıyor onunla beraber. Mesela oyun bana küçükken oynadığım için sadece o fikri vermişti. Ama güzel bir fikir yani düşündüğünde. Tamam. Evet yani e, oyun oynamak özellikle doğru oyunları oynamak. Yani City Skylines oynarsan mesela belediyeciliği öğrenirsin abi. Aynen. Mı? Su gittiği zaman <laughs> evde o kadar kızmazsın mesela. Bir sürü sebebi olabilir çünkü. E, i̇nsanların elinde olmayan. Yani kamu yönetimi o okumak yerine aslında City Skylands'ta hani başarılı <laughs> bir şekilde bitirenler. <laughs> belediye ya Binlerce başlayacak. saat yömen var ya City Skylands'ı. Şimdi ikincisi duyuruldu millet çıldırmış. Ya DLC'leri satmaya şimdiden satmaya başlamışlar. Yani oyunun diğer 10 küsur tane DLC'siyle beraber alabiliyorsun oyun şu an. Hmm. İşte köprü yapma var oyunda ama daha detaylı köprü yapma falan gibi DLC'ler var. Hmm. <laughs> Meraklısın. Ben sana. de ben de muhtemelen alacağım ya oyunu. Ben Game Pass'e şey geliyor senin... ya. Aa iyi evet, süper. kardeş şu e logoları takip eventi ki. Yani Game Pass'e zam geldi. Kaç oldu? 79, 120 galiba. Ee, aynen. Ee, 80 lira oldu Türkiye'de. 35 liraydı sanırım önceden değil mi? Hı -hı. O 35 Şimdi tabii şey var. yapıyor. 3 yıllık stokluyor falan öyle bir yöntem var çünkü. Aa. Ben stoklamayacağım tabii ki. Çünkü yani Microsoft'tan iyi oyunlar talep ediyorsak şey Bir yani bunun parasını vermek lazım. 80 lira kaç dolar yapıyor yani? Ya yani evet bu arada adam insaflı davranmış burada 280 lira diyebilirdi yani 10 dolar Tabii. yapıyor 280 lira neredeyse vergisiyle falan. Dememiş yani yine insaflı dolara... davranmış Türkiye'de yine çok ucuz yani fiyat doları. Yani abi şeye hesap ediyorum 3 dolar o zaten bunun 30 cent şeyi %3, %3 artı 30 centi şeye gidiyordur. Stripe'a falan gidiyordur. <laughs> E bunun içinde şey de dahil vergiler de dahil <laughs> vergiler abi şeyler onlar da gene böyle demesi sen Doğru. kullanıyorlar Amazon mesela Stripe kullanıyor. Hani ha, o kadar e işlem olmasınlar Ha, neyse yani ama demek Amazon istediğim IZICO e kullanıyor. Ha. demek istediğim yani şey. Adama 3 dolar da kalmıyor. Yani hani sen o şeylerden işte onun içinde şu KDV dahil fiyat yani işte %18 şeyini çık işte ödeme şeyini falan filan. Belki adama 1 dolar bir buçuk dolar falan kalıyor. Yani hani bayağı böyle hayrına veriyormuş gibi. Hani sırf sadece şey için muhtemelen hani bedava olmasın şeklinde hani en azından bir şeyler gelsin. Bilmiyorum onun maliyetini ne yapıyorlar bu fiyatı nasıl koyuyorlar hiçbir fikrim yok. Belki hani orada onlar için sayı önemli. Hani şeyden ziyade işte atıyorum 1 milyon Game Pass abonemiz var demek daha önemli. Hani Hı -hı. şeyden ziyade işte biz Türkiye'den bu kadar para kazanıyoruz demektense çok yani uygun fiyat. Şeyde de Avrupa'da da 1 euro zam yapmışlar. 9.99'da 10.99 yapmışlar. Bence gene ideal. Yani 15 olmaması gerekiyor. Oyun platformları için en şey, önemli metrik monthly active user'mış. Hmm. Monthly active user ne kadar yüksekse oyun platformunun karlılığı da o oranda artıyormuş. Bu Free to play oyun da olabilir. Hmm. Game Pass subscriber da olabilir. Microsoft bunların hepsinden para kazanıyor. Niye? Çünkü sen Fortnite'e bir tane tabanca mabancı skini alıyorsun. Oradan yüzde otuz komisyon alıyor Microsoft. Hmm. Şimdi bir milyar dolar satış yapınca Fortnite 300 milyon dolar Microsoft'un kasasına giriyor. Bu çok güzel bir şey. Bunun yanında Phil Spencer de bunu söylüyor. Yani biz diyor Game Pass... E, hesaplı olduğu için bu tarz oyunlar çıkartmıyoruz. Hmm. Aslında Game Pass olduğu için zaten bu stüdyolar kendi tutku projelerini yapabiliyorlar. Çünkü hmm. o zaman ne oluyor? Biz Game Pass'ten şu an yanlış hatırlamıyorsam 30 milyonun üzerinde Game Pass üyesi var. Hani 5 dolar kazanıyor desen hani yerel fiyatlandırmayı da hesaba katsak. 3, kaç yapıyor? 150 milyon. 150 milyon dolar para yapıyor. 150 milyon ayda. dolara bir ayda bir tane AAA oyunu fonlarsın. Hadi diğer firmalara falan da veriyor. Kalsın 60 milyon dolar, 70 milyon dolar. Kaç tane oyun fonlarsın 60-70 milyon dolara? Bir de ayda kazanıyor bunu. Hani 12 ayda 12 tane e, oyun, hani AAA oyunlardan hesaba katarsan belki 7-8 tane. 1.8 milyar dolar mı ne yapıyor yani işte? <laughs> Tabii. O 30 milyon ileride 45 milyon olacak, 50 milyon olacak. E, o olduğu zaman zaten Microsoft para basmaya başlayacak. Hı -hı. Ya, ya aslında Hı -hı. şey yapmasının nedeni de o aslında bütün platformlara gitmesini istesin istemesinin Tabii canım. nedeni de o Ne kadar çok abone olursa o kadar iyi Yani ben Netflix 200 milyon su aslında bir şekilde çünkü Netflix'in şeyi kolay değil mi? Televizyon hani ekranın olması yetiyor. Evet. Ee, Ekran ve internetin olması yetiyor. Yani bu da aslında falan. aynen onu yapmaya çalışıyorlar aslında. Hani Xbox bu e, unuttum şimdi neydi uzaktan oyun oynuyordun? Cloud gaming yapmasının. Hı -hı. Nedeni o yani aslında, yani ekranın olsun yeter istiyorlar onlarda ki e, sen de abone ol diye. Bak bu şey geldi aklıma biz böyle, böyle konuşurken ben de geçenlerde okumuştum. Yani sen bahsettin ya işte bunların aslında abonelikli aslında model çalışıyor Hı -hı. diye. E, bu discounter süpermarketler var işte Aldi vesaire Hı -hı. gibi işte BİM A101 gibi düşünün. Orada mesela abi bazı marketler bazı ürünlerden şey bile kazanmıyormuş, para bile kazanmıyorlarmış. Hani bazı marketler mesela işte o raf şeyinden para kazanıyorlarmış. Ee, hani ürünü geri satsın ama o rafı işte mark şey e, ürünü şey yapan markaya kiraladıkları için oradan para kazanıyorlar. Evet. da reklamlardan para kazanıyorlarmış. Hani hakikaten böyle bazı sistemlerde şeyler bizim düşündüğümüz gibi çalışmıyor. Yani gelir modelleri bizim düşündüğümüz gibi çalışmıyor. Evet. Ee, onu biraz aslında şey yapmak gerekiyor. Çünkü düşünüyorsun abi diyorsun yani 99 cente bir litre süt satıyorsun. Nasıl olabiliyor? Yani hani bundan nasıl kar elde ediyorsun? O diyor ki ben kendim bundan kar elde etmiyorum. Çünkü diyor hani süt alınması gereken bir şey. Her halükarda alınacak. Mesela atıyorum bizim için yoğurt değil mi yani? Her hmm. halükarda yoğurdu alacak. Sonra diyor ki hani bunun için bize geliyor. Başka şeyler de alıyor. Sen gidiyor adam mesela işte, süt alıyor kasada geçerken bakıyor orada bir tane işte snickers görüyor, snickers alıyor. Orada mesela hani kar şeyimiz daha yüksek. Yani bu şekilde farklı bir şekilde. Snickers'da pahalandı. Şey tutuyorlar. Bu çok. Aynen. Yani hani orada amaç hani şeyi çekmek. Yani müşteriyi çekmek. Müşteri gelmişken yoğurdunu da buradan olsun. Atıyorum sütünü de buradan alsın. Çünkü almak zorunda. Ya da ekmek mesela ucuz olmasının nedeni. Hani oradan şeyin amaç marketin para kazanması değil. Hani her şeyini gelmişken bunun her şeyini alsın. O her şeyini alırken arada böyle 2-3 pahalı şey de alacaklar. Oradan zaten çıkıyor şeklinde. Xbox'ın taklit aslında benzer bir şekilde. Yani tek tek oyun şey yapmaktan ziyade. Çünkü sen işte dediğin gibi mesela işte skin şeyi alıyorsun değil mi? Diablo'da mesela çat e, chat diye bir şey alıyorsun. Oradan gene komisyon ile Diablo'dan para da kazanıyor. Şeyden de e, in-app purchase'dan da para ya kazanıyor. Bir şunu olsun. yapıyorlar Mert. Ee, şimdi mesela Starfield için yaptılar. Diyor ki Starfield'ı Game Pass'te oynamak isteyebilirsin. Okey. Hmm. Ama bunun bir premium edition'ı var. Ben diyor premium edition normalde diyor 1200 liraya satıyorum diyor. Almak istersen. Ama diyor sen diyor Game Pass'in varsa bana diyor 450 lira ver. Ben diyor senin Game Pass'teki oyununu premium edition'a e upgrade edeyim diyor. Hmm. Tamam mı? Böylece ne yapıyor? Yani 5 gün oyun erken erişeceksin. İşte ilk o hikayeli DLC'sini hediye veriyor. Yeni hikaye ekleyecekler ilerleyen aylarla aylarda oyuna. Ee, ben verdim mesela 450 lira hem erken oynayacağım hem şey yapacağım. İşte birkaç tane skin falan veriyor. Onlar çok önemli değil de. Böyle bir yapısı da var yani. Oyunu çok mu beğendin? Oyunu almak istemiyor olabilirsin. Ama hmm. gel baksana ekstra içerikler var. Onları veriyorum. Ya da işte Obsidian'ın oyunu yani Outer Worlds. DLC'leri şeyde yok. Game Pass'te yok. Oyun kendisi var. Hmm. Oyun kendisini oynayabiliyorsun. Ama ekstra görevler istiyorsan diyor ki 150 TL diyor. Ver diyor. Şey yapayım. Sana satayım diyor. Bu da çok işleyen bir model. Çünkü şöyle bir veri paylaştılar. Bir Japon oyunu e, şey'e gelmişti, Game Pass'e gelmişti. 7 milyon mu 8 milyon mu ne oyuncuya ulaşmış Xbox'ta Game Pass sayesinde. Yani normalde belki adam Xbox oyunu kutulu çıkartsa 150 bin kişi falan oynayacaktı oyunu. Hı hı. Bir anda 7 milyon kişi sonra adam diyor ki bunun ikincisini çıkartıyorum diyor. Game Pass'tan kaldırıyor birinciyi. O birinciyi oynayanlar ve beğenen işte 1 milyon insan hemen gidiyor ikinciyi almaya. Böylece ne yapıyor? Adam ikinci oyunun e, ön siparişlerini açmış oluyor Game Pass'e. Yani böyle bir sürü model var içeride. Ee, bakalım nasıl gidecek. Yani oyunlar Netflix'ten birazcık yani tüketilebilir, dizilerden farklı. Ya yani şimdi mesela adam Starfield için Game Pass alacak. Starfield'ı bir ayda falan bitmez. Belki 8-9 sene oynayacak Starfield'ı. E 8-9 sene Game Pass'a e para verecek ya da bir yerde ee deyip direkt oyunu da alabilir tabii ki. Tabii. Ee, ama e, çok fazla indirim de yapmıyor burada Microsoft hmm. Game Pass'teki oyunlarına. yine hala 400-500 lira falan şey Redfall falan. Hı. Hmm. <laughs> Biz biraz şey yapıyorduk eleştiriyorduk Microsoft'u şey için marketin konusunda geçen e, maç sırasında <gülüyor> <gülüyor> Game Pass kodu da atmışlar şeylerde reklam billboardlarda reklam billboardlarında o da ilginç bir çalışma olmuş. Ya yapıyorlar ama hala da bence duyurma konusunda e, mesajı verme konusunda zayıflar. Bu ilk etkinlik biraz etkili oldu yani insanlar o bunlarda da acayip oyunlar geliyormuş hissini verdi. E, <laughs> farklı şeyler gösterdiler çünkü. RPG oyunu gösterdiler. En basit şeyiyle. Aksiyon oyunu göstermediler. Ee, bakalım. Yani yılın oyunu sıralamasında benim için zaten şu an iki tane oyun var. Bir tanesi Zelda. Diğeri de olursa iyi çıkarsa Starfield olur. Çünkü Hı -hı. ben yılın oyunu ödülünü vereceklerse bambaşka bir şey yapan bir oyuna vermelerini düşünüyorum. Yani Diablo 4, Diablo 2'nin çok daha iyi bir hali. <laughs> i̇şte Spider-Man 2 falan diyorlar mümkün değil listeye girmesi bana sorarsan. Çünkü Spider-Man 1'in devamı yani çok çok benzer bir oyun. Final Fantasy 16 zaten yani bana sorarsan Final Fantasy oyunu bile almamalı. Böyle. Daha uzatmayalım oyun tarafını. Peki. Bu haftalık geçen dün aynen. Biz perşembe günü kaydediyoruz. Benim internet sıkıntımdan Dubai'yi dünü kaydedememiştik. Dün config vardı. Figma'nın konferansı. Yes. Çok da emek yani, harcamışlar ya. Bayağı Apple vari bir konferanstı yani. Ya ben şeye şaşırdım. Ya ben mesela işte şey şu şöyle düşünüyorum. Ee, hani WWD ise geliştiriciler için hani sen Apple ürünü geliştir ya da geliştirme <laughs> fark etmeksizin. Geliştiriciler için hani o yılın şeyi böyle. Ne bileyim Ramazan ayı mı diyeyim. Hani o şeyin her yılın önemli bir günü yani <laughs> aslında. Hani böyle ne bilmiyorum nasıl tabir edilir İbadet hac, günü mü yani? Hac, hac, hac mevsimi. Aynen. Hac mevsimi yani hani WWDC geliştiriciler için o. Çünkü hani bir yıl boyunca çalışıp belki yıllarca boyunca hani çalışıp ürettikleri şeyi sana bir günde tanıtıyorlar ve akşamına da onları sana veriyorlar. Ee, ve sen hani böyle günlerini falan harcayarak onları keşfederek uğraşıyorsun. Şimdi ben bunu hani biliyorum bu yıllardır bu şekilde ama Hani şimdi tasarım tarafında böyle bir boşluğun olması ve bu boşluğu da Fitman'ın dolduruyor olması beni biraz şaşırttı. Ben şeyi seyrederken bu sunumunu seyrederken ulan bayağı bir din hani Apple'ın o eski etkin hani daha önceki Hı -hı. bu yaptığı şey gibi mekanına benzer bir mekan. Aynı mekan. Bayağı, Moskova aynı West aynı West mekan. Moskva ve diyorum abi çok benzer bu mekan ya. <laughs> Hiç bakmadım da ben. Şimdi bak sen söyleyince şey yaptım düştü. Çünkü hakikaten ya anlıyorum Apple sunumu gibi şey yani mekanda öyle. Ee, öyle yapıyorlar ve gerçekten hani feedbackler öyle hani bir şey duyuyorlar. Herkes wow diyor şaşırıyor falan filan. Hakikaten o etkiyi yaratmışlar. Hani Hacı da tasarımcıların da Figma e, konferansı olmuş. E, çok farklı şeyler duyurdular. Ama tasarımcı için hiç iyi olmadı bu duyurular. Aynen. Ona ben de öyle istersen. düşünüyorum. İstersen sen biraz bahset yani. Sen de seyrettiysen. Evet. E, önce üründen bahsettiler. Sonra işte community falan kısımlarına, AI kısmına falan değindiler. Üründe şöyle birkaç e, çok uzun zamandır yani iki yıldır falan böyle talep edilen yani bir design tokens getirin artık şuna. Yani biz bir değişken isimlendirmesi yapalım. Ve hmm. onu belli renklere işte font size'a bağlayalım. O değişkenin ismiyle export olsun koda. Kafası vardı. Hatta bunun için ...pluginler yapılmıştı. Design Token pluginleri. Figma Tokens diye bir plugin vardı. Bu e, 200 doları da pro versiyonunu satıyordu. O abi üzülmüştür mesela eğer satın almadılarsa onu. E, variables getirdiler. Değişkenler getirdiler. Tokens yerine variables demişler. Hakikaten her şeyi bir değişken yapabiliyorsun. Tabii nasıl bir limit var onu bilmiyorum şu an. Hani çok kompleks sistemlerde... ...böyle binlerce değişken olabilir mi? Ama e, değişken olması çok güzel. Neden? Çünkü hem ikinci bir katman getirebiliyorsun işte renklere vesaire yeni isimlendirmelere getirebiliyorsun. Hem de bu değişkenleri pozitiflerde kullanabiliyorsun. Diyorsun ki mesela Hı -hı. kullanıcı butona tıkladığında bu değişkenin değerini şuna çevir. Önce ne yapıyor işte şey örneğini gösterdiler. Sepetim var. Artı butona basınca o biri iki yapıyor. Fiyatı da mesela fiyat da bir değişken. Fiyatla oradaki quantity'yi çarpıp o bayağı expression yazabiliyorsun içeriye. Aynen. O da bayağı yazılım olmuş yani bir yandan. else de ekleyebiliyorsun. else falan ekleyebiliyorsun. Böyle olursa şöyle olsun diye. Daha sonra onun sonucunu e, prototip güncelliyor. Bayağı çalışabilen bir prototip yapabiliyorsun. Yani bu kadar yüksek fidelity bir prototipe ihtiyaç var mı yok mu? O tasarımcıların bileceği. Hiç. Hı hı. E, ne kadar? Küçük ekiplerde sanki hı. iş görürmüş gibi de böyle e, küçük ekiplerde çok masraf gibi yani hani zaman masrafıymış gibi geliyor bana. Tabi. Çünkü genelde çok az tasarımcı oluyor hani ekiplerde ve hani sen buna harcartırsan zamanı sıkıntı olurmuş gibi hı hı. geliyor bana. Onun dışında rap diye bir özellik gelmiş. Otolayat vardı ama otolayat e, alt satıra geçmiyordu. Hep ya yata ya dikey gidiyordu. Şimdi artık alan kalmadığı zaman aynı CSS grid gibi alt satıra atlıyor elemanlar ve bayağı böyle responsive layoutlar yapabiliyorsunuz sayede. Hı hı. E, bu güzel bir özellik. Font picker'daki fontların artık düz isim yazmıyor. Direkt fontların kendisi kendileriyle render ediyor isimleri. Bu yani Adobe programlarında yıllardır olan bir şey ama bu... 3 yıl sürdü dede. <laughs> <laughs> Muhtemelen evet çünkü Google fontlar da var içeride. Muhtemelen orada bir caching falan yapıyorlar küçük bir. Sadece o karakterlerin olduğu bir slice alıyorlar falan gibi bir şey düşünüyorum hmm. ben orada. Çünkü Adobe'de de fonta basarsın. Çok font varsa bilgisayarında bir dakika abi ben bir hesaplayayım diye bir bekletir seni. <laughs> Klasik Adobe. Ee, o gelmiş. Onun dışında eee değişkenlerden bahsettik, prototiplerden bahsettik. Ee, inline pencere gelmiş, çok önemli bir şey. Çünkü play'e bastığın zaman ayrı bir tabda açıyordu. Hep o tabe gidiyorsun, tasarıma gidiyorsun, tabe gidiyorsun. Şimdi Preview için. Özellikle mobil tasarımı için falan sağda hemen sonucu görebileceğim ve değiştirdikçe e, güncellenen bir yapı gelmiş. O hoştu. Hı hı. Bir de şey güzeldi. O da gene bilmiyorum değişkenlerin alt kolu olarak bahsettiler de. Sen mesela işte. E, her tasarımı işte gene farklı bir şekilde dark mode, light mode Hı -hı. ekleyebiliyorsun ve daha sonra işte farklı Fark. bir diller de ekleyebiliyorsun. Renk şemaları. Ee, ve bunu kendi kanmasında göstertebiliyorsun. Yani var olan bir tasarımı alıyorsun sen mesela bunlara bütün bu eklenen elleri yapmışsın. O tasarımı sürükleyip bırakıp hani e, duplicate ettiğin an belli kareler yaratıyorsun. O duplicate edip bir alana koyunca onu hop diye şey olarak görüyorsun. İşte evet. Almanca versiyonunu dark modda şeklinde böyle farklı farklı şeyler de görebiliyorsun. O da çok güzel olmuş ama yani dediğin gibi hani şey çok güzel özellikler çok güzel. Özelliklerin developerlar için çok güzel çünkü bu şeyi aslında önlüyor. Benim sürekli tasarımcıya soru sormamı engelliyor. Ya bak işte burada Almanca yazınca böyle patlıyor burası falan diye şeylere engelliyor. Ama işte hani tasarımcıların iş yükünü Hı. bayağı arttırıyormuş bence gibi geliyor. bence bir gidiyor. sonraki adımda gelelim. Bir de dev moddan da bahsedelim. Sonra ben Hı. genel olarak hani duyurulan okay. şeyleri bir Tekrar elden geçiririz. Dev mod diye bir şey getirmişler. Bunun ayrı bir mod olması çok güzel olmuş. Hmm. Yani bir tab yerine bir mod olarak açıyorsun ve bir anda developerın görmesi gereken şeyleri göstermeye başlıyor figma. Boşlukları çok hızlı bir şekilde görebiliyorsun, değişkenleri görüyorsun. Hatta işte bir elemente tıkladığın zaman sana HTML CSS kodunu, Swift Real UI kodunu, kodunu. Hatta plugin desteği getirmişler. Ee, Tailwind falan da veriyor. Baktım bugün denedim. Hmm. Tık, e, Tailwind pluginini yüklüyorsun. Süper. Birisi plugin yazmış onun için. Direkt Tailwind klasları olarak veriyor. Ama tabii ne yapıyor? H144 hey, falan diyor. Hayır, çünkü 144 mesela. Öyle bir şey yok ki Tailwind'de. Default. Tailwind'in şeylerini kullanmazsan kendisi custom klaslar generate ediyor e, Tailwind hmm. için. Ama onun dışında güzel olmuş. Swift UI kodu da çok şeymiş hani. Biraz yontman gerekiyormuş kodu ama yani hiçbir zaman o mükemmel olmayacak zaten. Ee, ama SwiftUI kodu da veriyormuş. O açılardan güzel olmuş. Ee, hakikaten şey. Ama ne yapıyorlar şimdi? Developer modu parayla satıyorlar. Hmm. <laughs> ee, editörsen developer modu direkt açabiliyorsun ama Viewer'sen developer lisansı diye bir lisans getirmişler. O da aylık 25 dolar gibi bir fiyatı var. Hmm. Hatta bazı özellikleri de bu bahsettiğimiz bazı özellikleri de e, yine pro lisansın içerisine koymuşlar. Free kullananlar kullanamıyor. Figma'nın da değirmenleri döndürmesi lazım. Hı hı. E, Adobe'de satın aldığı için, almaya çalıştığı için daha henüz alamadı. FTC blokladı çünkü satın almayı. Bunu da çok az insan duymuş. Ne zaman söylesem şaşırıyorlar da. E, rekabet kurumu şey yaptı, incelemeye aldı hı hı. satın almayı. Ve blok etme ihtimali yüksek çünkü Adobe'nin tek rakibi Figma'ydı. Yani Sketch tek platformda olduğu için tam olarak rakibi olamıyor. Mac'de olduğu için. Ama Figma tam rakibi oluyor. Neyse. Ee, VS Code Extension'da duyurdular. VS Code Extension duyurdular. Kod yazarken sağda Figma şeylerini görebiliyorsun. Abi o muazzam bir şey. Niye biliyor musun? Ben şu an tam olarak onu Hep arası geçiş yapmıyor işte. Ya hem o bir de Figma'yı ben mesela bazen hani şey yapmak istiyorum. Ekranı ikiye bölüp hani sağda kod olsun. Hı hı. Ya e, işte solda tasarım olsun şeklinde yapıyorum. Abi yani Figma'nın bilmiyorum belki ben bilmiyorum. Figma'yı küçültünce hani şeyi göremiyorsun. Evet. Ee, Paneller falan Sol tarafta hani layer'lar var, sağ tarafta da property'ler. Onu kapatmak var, için comment ters slash yapacaksın. Onu kapatınca ama ikisi birden kapanıyor. Evet. Ama ben property'yi görmek zorundayım. Hani o kaç hmm. piksel, e, rengi ne falan? Haliyle şey yapamıyorsun yani. Kapatamıyorsun. O zaman da ne oluyor abi? Böyle ekranı yarılayınca zaten ee, üçte biri şeye gidiyor layer'lara gidiyor. Üçte biri property'lere gidiyor. Ortada ufacık tasarımı görüyorsun. O da olmuyor yani. Çok <laughs> saçma oluyordu yani açıkçası. O yüzden böyle full ekran bakmak zorunda kalıyordum her seferinde Figma şeye. Hani bir ekranım komple Figma oluyor. Ondan sonraki sağdaki ekranda hani kod ve şeye bölüyorum ondan sonra. Ee, hani web View, şey Safari'de tasarımı görüyorum. Ama orada da işte gene hani ufak ekranda görmüş oluyorsun. Full width'te göremiyorsun falan. O yüzden çok hoşuma gitti benim bu özellik. Yani ben direkt bunu kullanırım dedim yani. <laughs> benim e, en çok ben hoşuma giden şey. Ben kurdum bu arada. Şey daha deneme fırsatım olmadı. Ha Ben de daha denemedim. Hani Güzel şey yanı da duyurdukları her şey burada bahsettiğim Apple WWDC'deki gibi hemen yayına aldılar konferansı. Video yani, tab yaptım. Direkt yenilendi geldi hepsi. Abi, Abi yani biz çok 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 iyi şeyden bahsedelim burada. Asıl şey. bence bomba olay. Şimdi e, biraz da bir şey olacak ama Zeppelin'in birçok özelliğini eklemiş oldular hmm. Figma'ya. Bir de e, birçok e, insan bilmez Abstract diye bir design tool'u vardı. Abstract'ın başında da e, bu Tim Van Dam, Frank Kimero falan gibi benim çok saygı duyduğum tasarımcılar vardı ekibin başında. Onların startupı. O da şu şunu yapıyordu. Version Control for Sketch Files diye başladı onlar. Sketch dosyalarında sen branch açıyorsun. Bir master branch'in var. Alt branch açıyorsun. Sketch dosyası editliyorsun. Kaydettiğin zaman abstract değişiklikleri sana gösteriyor. Commitliyorsun. Daha sonra review açıyorsun. Baya GitHub gibi bir şey yani dizayn dosyaları Hı -hı. için. Ve, e, review'dan sonra onaylanırsa development'a hazır hale geliyor developer ekliyorsun işte product lead ekliyorsun neyse herkes bakıyor. Bunu da eklemişler Figma'nın içerisine. Hı hı. Ama tam aynısı değil gibi. Çok benzeri ama. Yani, yani ben sanki bu abstrakı daha hoşuma gitmişti. Çünkü hani designer orada karar veriyor. Neyin hani bu bir commit'tir gibisinden ama orada bayağı şey gösteriyordu Örnekte de gösterdi çünkü sunum sırasında. Commit diyorsun yine. Şu eklendi, şu değişti, şey yaptı. Hani böyle sanki şey olarak görüyorsun. Yok yok, versioning var şeyde Figma'da. Onu kullanıyorsun. O Yeni versiyon diyorsun. Bir hmm. de ready for dev diye işaretlediğin şeyler developerlara gözüküyor hmm. gibi bir durum var burada çünkü şöyle bir problem oluyor. Adam diyor ki ben Figma'dan baktım, yaptım diyor ama sen bitirmemişsin mesela işi. Ya diyor ki hangisi final diyor. Bana diyor finali var ve ver hmm. vesaire diyor. Onları ortadan onlar kaldıran de... bir problem. Çok sıkıntısını yaşıyorduk ya. Hem şeyi görmüyorsun, ne değişti onu bilmiyorsun. Adam diyor ki hmm. ben update ettim. Böyle bayağı şey ok koyuyordu designer açıklıyordu oraya da böyle. Hmm. Burada font <laughs> size'ını düşürdük falan filan. görmüyorsun çünkü sen yani hani orada. Aynen. Bilmiyorum ya işte bu özellikler hepsi güzel ama ya bazen mesela tasarımcılara bakıyorum sembolleri bile kullanmıyorlar ya işte Heh, da işte fon sayısaları bile baş, başında belirlemiyorlar ee, hani ne kadar güzel özellik ama kaç kişi kullanacak yani Hı -hı. kaç kişi biliyor ya da hani en basit biz bunu hep işte Swift UI'da işte iOS programlamada bazen konuşuyoruz da hani burada da gene aynı şekilde yani çok böyle bence hani ...totalde belki %10'u tasarımcılar... ...bu anlattığımız özellikleri kullanacak... ...diğerleri normal hani tasarımını yapmaya... ...devam edecekmiş gibi geliyor. Evet evet yani tasarımcının da tipleri var. Ee, <laughs> şöyle... E, ...şu açıdan söylüyorum... Ee, ...bu bizim işte benim mentorum olan Fahri... ...Özkar bir podcast sormuşlardı da... ...tasarımcı kod bilmeli mi diye... ...o da hmm. şey demişti yani... ...nasıl bir tasarımcı olmak istediğinize göre... ...kod bilmelisiniz de bilmemelisiniz... ...yani o e, size kalmış... Eğer sen yaptığın tasarımların hayata geçerken zorluk çekmemesini, işte arka tarafta oluşabilecek problemleri önden görmek istiyorsan o zaman kod bilmen lazım. Ya da aklına gelen bir fikrin tasarımını yaptığında bunu yazılıma dökebilecek kabiliyete sahip olmak istiyorsan daha çok yazılımı öğrenmelisin. Bu tamamen buna kalmış bir şey ve sistemler kurma. Aslında şu an tasarımcılara evet siz kreatif işler yaptınız, iki boyutlu görseller çizdiniz, bunları prototip haline getirdiniz. O da bir sonraki aşamasıydı. Tıklayınca bir yerlere gitti e, uygulama. Ekranlar değişti. Hadi şimdi bir de bunu sistematize hale getirin diye. O yüzden zaten bu design sistem konusunu sürekli e, yürürlüğe sokuyorlardı, ittiriyorlardı. Design sistem bu arada maintain etmek falan dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Çünkü herkes kafasına göre iş yapıyor. E, sen bir şey yapıyorsun, sisteme koyuyorsun. Developer diyor ki ben diyor bu moru seçtim diyor mesela. Ulan niye seçtin falan diyorsun. Diyor ki benim aklıma o geldi şimdi senior dev mesela adam e, söz geçiremiyorsun vesaire. Buna çok yaşanan problemler böyle yani şey yapıyoruz ama ya da ne bileyim işte Türkiye'de de oluyormuş patron mesela diyormuş ki e, ben bunun tonunu sevmedim buraya bir gölge ekleyelim falan bir dizayn sistemde öyle bir kural kaide yok. Ne oluyor o zaman millet dizayn sistemi eklemeler yapıyor adam diyor ki ben böyle bir şey yaptım bunu da ekleyin dizayn sistemi şunu da ekleyeyim bu sefer karman çorman oluyor. Tamam. Ee, sen bir şey yapıyorsun. 13 piksel adam... yapıyor font ha. Ha, yani Çıldırıyorum abi. <laughs> yok abi öyle bir font sayısı yok yani. Yok. Sistemde yok. Onda, ne yapacağım? Hoşuma o gitti diyor mesela <laughs> onu yapıyor. Şimdi e, bu da zaten zor bir şeydi. Şimdi bunun üzerine değişken tanımla. Tokenları ayarla. Yani bunu zaten artık cutting edge designer dediğimiz bu işin teknik tarafına da hakim tasarımcılar yapıyor ki bu adamlar zaten süperstar oluyorlar. Aynen. Ben de onu diyecektim. Bunları muhtemelen hani freelancer tasarımcılar var ya böyle Hı -hı. 6 aylık bir proje alıyorlar. Biz böyle bazen aramızda konuşuruz. Bazı isimler var. Bunlar da genelde çok büyük şirketlere çalışıyorlar. yani Hı -hı. Atıyorum gidiyor Spotify'a iş Google yapıyor. Google'a falan iş yapanlar var. Aynen. Şey iş yapıyor. yapıyor. Apple'a iş yapanlar falan da oluyor böyle arada sırada. Onlar bence hakikaten yani bak ben işim bu sen 6 ay çalışırım. hani Handoff'u da bu şekilde derim. Sen bütün detaylarını şeylerini, tokenlarını görürsün. Prototiplerini görürsün. Ama onlar da hani yani saatlik ücretleri dudağını cıklatacak şeyle oluyorlar. Burada ben de tasarım yaparken her şeyi komponentli, bütün tek şeyler değişkene atanmış, renkler değişkene atanmış şekilde yapıyorum. Ve açıkçası bir şeyleri değiştirmek çok kolay oluyor onu yaptıktan sonra. Hı -hı. başta yaparken biraz daha vakit kaybediyorsun ama elin alıştığı zaman zaten çok hızlı bir şekilde onu e, güncelleyebiliyorsun, yapıyorsun ve yaptıktan sonra değişti de, yani bir şey değiştirdi mi her şey değişiyor. Bu hı hı. çok müthiş bir şey. Bir de oto layout gelince layoutlar da kendi kendine hesaplanıyor. E zaten o zaman ne kaldı yani? Hani kod e, yazar gibi tasarım yapıyorsun. Ama dediğim gibi yani bence tasarımcıların büyük çoğunluğu bu özelliklerin çoğunu kullanmayacaklar. Yine iki boyutlu isimlendirilmemiş layer'larla falan tasarımlar verecekler. Bu kötü bir şey değil bu arada yani. Yaptıkları şeyi söylüyorum. Bazen hızlı çalışman gerekebiliyor çünkü. Bu şekilde verecekler ve sen de yine soru sormaya devam edeceksin tasarımcıya. Hı -hı. Belki tasarımcıya soru sorup cevap alabileceğim bir e, gerçi. Figma'da var koment yazma da. E, öyle bir Çok şey. Çok uzun sürüyor. Daha evet. Çok uzun sürüyor. Yani ben hatırlıyorum. Çünkü bizde mesela bak e, ben Shopify'da çalışırken 12 kişilik ekip e, iki tasarımcı vardı. Sonra bir tasarımcı başka ekibe yardım ediyor. Bir tasarımcı var. Kaç 8 tane falan herhalde şey var. E, developer var. 8 developer'a bir tane tasarımcı düşüyor. Eyvah. Şimdi yani sen oradan gelecek soruları şey yap ben bazen mesela şey diyorum yani hani Figma'da çünkü şey yapıyorlar ee, developerlara lisans almıyorlar sadece tasarımcılara lisans alıyorlar. Hı hı. Haliyle ben mesela işte orada yuvarlak mesela masklemiş oradaki bir tane görseli ben onu export edemiyorum çünkü ben hani şey yapamam yuvarlak bir şekilde export edemem o görseli. Ben o görselin orijinal bir boyutunda hani kare şeklinde export edip ben daha hani aynı şekilde CSS'te maksatmak yapmak zorundayım ki daha sonra işte hani görsel değişince ya de da boyut değişince ona göre orantılı şey olsun diye. Yok edemiyorum yani. Export edelim. O zaman ne yapayım? Tasarımcıya soruyorum. Abi şey yani bana export görselleri export edip gönderir misin? Hani şeylerde falan da bazen bunu da çözmüşler o dev modda. Ee, ikonlar i̇konlar mesela, ikonlarda mesela 10 tane pet var mesela hani böyle çünkü ne bileyim sepet ikonu değil mi? Bir sürü parçadan oluşuyor. Onlar da mesela export etmeyi kolaylaştırmışlar dev modda. Sadece hani direkt ikonun kendisine export ediyorsun. Evet. Yani güzel detaylar ama işte dediğim gibi yani kaç kişi kullanacak? Sen şimdi gitsen Adam zaten şey diyor, 10 tane tasarımcıya lisans aldık. Bir de şimdi developerlara mı lisans parası vereceğiz? Doğru. Diyecek hani şirket. Ama çok hızlandırıyor insanı yani. Aynen. işte onu bir türlü şey yapamıyorlar, ölçemiyorlar ama işte hani ne kadar kullanılacak? Günün sonunda hep ok geliyor abi yani. Hep böyle insanların öğrendiği bir yol var. O yolu tercih ediyor insanlar. Yani ben farklı şeyler öğrenim, farklı şeyler yapayım demiyorlar. Ama günün daha sonra da işte Twitter'da görüyorlar. Ulan bu tasarımcı nasıl bu kadar para kazanıyor? Nasıl ee, NASA'ya NASA iş yapıyor? Yani adam çünkü işte ne yapayım ne yapıyor? Bütün detaylarını öğreniyor yaptı işte. Tool'un bütün özelliklerini öğreniyor. Onları kullanarak bir şeyler üretiyor. Prototipleri mesela. Şimdi onlar coşturacak hani Tabii yeni canım. bir prototip özellikleriyle birlikte. Hani sana bir sunum yapacaklar tasarımdan sonra sen diyeceksin wow biz bu adama bir ton bir çuval para verdik ama bu adam yaptığı şey parasına hak ediyor çünkü hani o sunumla aslında zaten aslında işini gösteriyor. Onun o teki türlü bazı da ne yapıyor? Figma board'unu açıyor sana tek tek sana ekranları gösteriyor, gezdiriyor Hı -hı. değil mi yani hani evet. prototip yapmaktan ziyade. O işte aslında biraz o şeyi fiyatı belirliyormuş gibi geliyor bana. Göreceğiz muhtemelen de yani. Hani bazı insanlar merak ediyorsun. Nedeni bu yani. Hani o insanlar hakikaten. Ne kullanıyorlarsa yani sadece yaptıkları tasarım iş iyi değil yani. Kullanınca da bütün özelliklerini kullanmaya çalışıyorlar. Evet. UI'de de bayağı geliştirmeler var bu arada. Ee, ufak tefek işte gradyan falan seçerken düz yazıydı onları ikonlaştırmışlar. Ee, güzel keyifli şeyler var. Bugün biraz Figma'da çalıştım da ben. Hmm, sen ee, tasarım yapıyorsun çünkü. Aynen tasarım yapıyorum şu an. Ee, o, o açılardan güzel olmuş. Bir de e, bu diagram vardı. Jordan Singer diye bir genç çocuk var. Hmm. Twitter'da sürekli paylaşıyor. Özellikle sunum işini çok iyi beceriyor çocuk. Yani biri beş gösterme konusunda çok e, kabiliyetli bir çocuk. E, sürekli işte böyle ufak tefek app'ler, demolar, dene, denemeler falan yapıyor. Hatta işte eski Apple estetiğine falan aşık bir çocuk gidiyor. Hmm. Eski Apple tarzında posterler falan yapıyor. Değişik bir abimiz. Onun diagram diye bir AI şeyi vardı, startup'ı vardı. Figma plugini. Onu satın almışlar. Onu duyurdular. Orada da şöyle güzel taraflar var. Diyorsun ki işte bana işte şöyle e, su tasarrufu ile ilgili bir şey lazım işte el üzerine su damlacığı gelse falan gibi bir ikon lazım diyorsun basıyorsun AI sana işte bir sürü ikon cennet ediyor arasından seçip sürükleyip bırakıyorsun e, yani tam böyle tasarımcıların acil ihtiyaç duyabileceği şeyler var içinde tabi telif melif nam projekti mi yükledi içeriye ne yaptı bilmiyorum da e, telif melif hak getire e, o tarafları artık onlar düşünsünler hı hı. E, İşte şuraya bana bir metin yaz falan diyorsun metnin nasıl bir şey olması gerektiğini söylüyorsun hemen sana metin yazıyor o açılardan güzel. E, hatta işte layer'ları dizme falan konusunda bile yani sorting, morting falan mı yapıyor? Bir şeyler var. İşte Hı. actions diye bir şey çıkarttılar. Photoshop actions gibi yani. Önce şuna tıkla. Sonra onun şunlarını değiştir. Sonra bunu yap diyorsun. 20 tane layer seçiyorsun. Action'ı çalıştır diyorsun. 20 layer için o, o operasyonların hepsini yapıyor. Automator gibi. Ha, automator gibi bir şey yapmışlar. E, böyle tool'ları olan bir ekip bunlar. Onları satın Hı. almışlar. E, bakalım. Ben konferans sırasında şunu fark ettim, yani böyle bir çok basit özellikler tanıtıyorlar tasarımcılar, wow diyor şaşırıyor herkes alkışlıyor falan da konuyu AI'ya gelince sanki böyle şeyde bir sessizlik oldu salonda sessizlik oldu gibi yani e, kimse bir, böyle bir wow bir falan var abi AI'ya karşı çok şey yapmıyor yani kimse artık bir de hype ya böyle o... artık ama hype düştü gibi geliyor bana artık ya böyle yani ben önüme çok fazla şey düşmüyor artık e, AI ile ilgili eee tweet'ler vesaire düşüyor. ikonunu ikonunda blokladıysan e, Twitter. <laughs> Yok daha bl bloklamadım ama şimdi şey çıktı. E, Vision OSN e, SDK'yi çıktı. Evet. Onunla ilgili paylaşımlar görüyorum. İnsanlar yeni yeni şeyler keşfediyor. Hemen anlayışım. React Native çalıştırmışlar. İyi halt yediniz diye. <laughs> Bir tweet attım bugün. React Native'leri bak... kızdırıp duruyoruz. Ben cidden abi yani böyle zaman zaman düşünüyorum yani hani niye yani niye hani bir yerde yapayım her yerde değil çalışmasın abi yani çalışmak zorunda. Ama şey çok güzel yani. değil mi yani Vision Pro'nun bu kadar e, hani UI kit'e kadar destek vermesi eski sürümlere kadar. Aynen şeyi de çıkartlar onlarda Figma UI kitini. Onu söyleyecektim geldi. aynen. VisionOS için UIKit de çıkarttılar. Figma ee, versiyonları geldi. Aynı zamanda MacOS için de çıkarttılar. Onun da altını çizmek istiyorum. Figma'da MacOS uygulaması tasarlayabiliyorsunuz. Çok göz ardı edilen bir şey. O yüzden onu da evet. ekstradan söylemek Ama istedim. Ama ben sana şöyle söyleyeyim mi abi? Bence hani şey için gene ben burada e, minimalist girişimci olarak söylüyorum bunu. Yani iOS için bir şeyler yapmak istiyorsanız Bence hani Figma yerine direkt X kodu açıp tasarım yapabilirsiniz gibi geliyor bana. Hmm. Ee, çok kişi, ben birkaç böyle kişiye denk geldim. Şeyde de zaten bunu bahsediyordu ee, WWDC'deki bir tane seçimlerde e, Watch e, Apple Watch için e, haritayı tasarlarken tasarımcılar <laughs> Figma'yı açıp tasarım yapmak yerine X e, Xcode'da bir tane iPad uygulaması yapıyorlar. iPad uygulamasında e, Swift UI sadece Swift UI kullanarak e, farklı böyle şeyler ekranlar tasarlıyorlar ve bunları böyle çeşitli parametrelere bağlıyorlar. Hı -hı. Daha sonra iPad eline oturuyorlar, koltuğuna oturuyorlar. Ondan sonra o parametreleri değiştirirler. işte o font size ne kadar olsun, buradaki boşluk ne kadar olsun, onları böyle tam hani şeyini bulmaya, ayarını bulmaya Hı -hı. çalışarak yapıyorlar. Ve Ben bunu açıkçası görünce çok beğendim ve katılıyorum. Yani ben işte bazen aklıma bir fikir geliyor. Hani fikri Figma'da yapmak daha çok zamanımı alacakmış gibi geliyor bana. Hmm. Çünkü işte orada sen şeyleri bulman gerekiyor. İşte çeşitli komponentler işte butondur ve serfa. Onları arayıp bulmam. Belli bir işte boşluklar ayarlaman gerekiyor ki sen Swift UI'yi abi açıyorsun. Otomatik olarak. VStack HStack. Bunlar hemen yani dediğim gibi yani şeyden çok daha kolay bence CSS. HTML CSS'den bana en azından öyle geliyor diyeyim çok kolay bir şekilde şurada buton olsun şurada menü olsun şurada şu olsun şurada şu olsun yazı fontu bu olsun çok kolay bir şekilde. Hani data kısmını bağlamadan direkt hani hard kodut datayı yazarak e, tasarım yapabiliyorsun ve güzel yanı bu sadece tasarım olmuyor prototip oluyor. Yani evet. sen ha hemen cihazında çalıştırabiliyorsun. E, bu orada da kalmıyor. Sen mesela okey hani bunu tasarladın kendin. E, şeyin görünümünden memnunsun. Ondan sonra yapacağın şey de developer'a al bunu tasarla demek yerine sen direkt kendi kodunu veriyorsun developer'a. Developer, a. developer a sadece Burada şey sana kalıyor. Küfür yani. Ya yok niye küfür etsin? Ne sadece biçim yazmış? Diyor ki, Yok abi belki birkaç değişiklik yapıyor. Şaka ben yapıyorum. Ben sanmıyorum yani. Swift UI'da çünkü o kadar şey kaçamazsın gibi geliyor. Kaçarsın yani. kaçarsın. Çok Her şeyi overlay'e bağlarsın. Gibi geliyor. Ne olduğunu <laughs> şaşırıyoruz. Ee, orada da mı hani developer'a sadece şey kalıyor. Datayı bağlamak kalıyor. Yani ben bu şeyi fikri çok sevdim. Yani hani pro, Swift UI kurarak prototip yapmak. Yani ben mesela işte kaç tane daha uygulama tasarlamak geliştirmek istiyorum. Hani düşünüyordum işte o yüzden ben baştan işte sevindim. Ulan o ne güzel UI kit çıktı Figma'da, macOS'ta falan bunları kullanırım Ulan dedim ben bununla uğraşmak yerine direkt şeyi yapayım ya, İşte macOS app'ini ama SwiftUI'le yazmadığın için yani yazabiliyorsun orada da yaz yazabiliyorsun evet. da yani niye yazasın? Vay. Hiçbir şey düzgün niye çalışmadığı yapıyorsun? için. Ya ama ben şey diye bahsediyorum abi yani yeni abi, uygulama yapacağım. Yani app yazacaksa yani evet prototip açısından güzel olabilir. Dediğin doğru. Ee, ama tabii biraz orada şey gerekiyor. Swift UI bilgisi gerekiyor sonuçta tasarımcının da biraz tamam. He yani stack, h stack nedir ne bileyim buton nasıl programlanıyor? Spacer. Spacer'lar bilmem neler. Muazzam bir şey ya şu spacer. <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar basit indirgiyorlar ki abi ya ben burada hani yani oturup 2 saat servis UI'ı verebilirim. Minimum width height da verebiliyorsun Spacer'a. Çünkü şeyde şu anda ben geçtiğimiz bir haftayı falan sürekli bizim benim projenin tasarımı kodlayarak geçirdim. Yani bazı yerlerde hakikaten şey ya çıldırıyorum ya bunu nasıl yapayım nasıl ortalayayım başka yerde kullanılıyorken ortalamayı burada yapamıyorum falan böyle. Şey de o kadar basit ki yani bir şeyleri sağ köşeye ya da sol köşeye hisse almak <laughs> ya da ortalamak ya da bir şeyin üzerine koymak. Orada sürekli HTML CSS'i sürekli karıştırıyorum. Belki çok fazla şey olduğu için bilmiyorum. Hani bir bir şeyi yapmanın çok farklı yolu olduğu için ama şeyde sanki daha çok böyle ben hani Rails çok böyle tek bir yol var hani. This is <laughs> the way yani. Hani, gidip çat diye yapıyorsun. Anında sonucunda görüyorsun yani. O da çok güzel bir şey yani. Yani tek bir ekranda yapıyorsun. Böyle şey yapmana da gerek kalmıyor. Ekran ikiye bölüm sola kodu koyayım, sağa tarayıcıyı koyayım gibi bir şey yok. İlk kodu açıyorsun hepsi orada yani. Evet. Ben o yüzden çok seviyorum yani. Aslında iOS developer olasım geliyor böyle. <laughs> Sadece oraya odaklanıp o işleri yapıyorum. Niye de ama işte. Cefasını yani biz da... çektik, sefası siz sunarsın tabii. <laughs> Eskiden Interface Builder ayrı app'ti ya. Hiçbir şey Abi. düzgün bağlanmazdı çalışmazdı. Aynen. Yani o, o acayip. şey. Ben manuel reference counting yaptım. Memory management'ı manuel yaptık ya. Kolay. Abi işte sen bence yani şu an yapsa gelsen sen baya böyle şey yaparsın. Yani coşturursun yani hani o bilginle çünkü custom şeyler yapabildiğin için. Ama işte yani ben geliştiriççe daha çok geliştiresim geliyor. vakitlerin bir sonraki yani. videosunu bu artık biraz bebekte birazcık daha müsait olduğu için çekeceğim hafta sonu inşallah. Hı -hı. Onu söylediğince beynini yakacağım inşallah. <laughs> Bakacağım ona. Network layer yazacağım çünkü kastım. Aa süper. Ya işte o tarz şeyler aslında hani öne çıkıyor. Hani çünkü artık UI yaratmak hiçbir şey yani Ben açıkça söyleyeyim yani Swift UI'da iOS'de ya da işte Mac için uygulama geliştiriyorsanız bence yani çok az bir bilgimle konuşuyorum gene de burada. UI yaratmak çok kolay. Şey ne zaman sen o data'ya bağlamak istiyorsak o sırada ben mesela sıkıntı çekiyorum. O an böyle gidiyorum araştırıyorum. Yani işte burada nasıl datayı fetch etmem ya da işte JSON dosyayı okumam gerekiyordum. Onu nasıl yapmam gerekiyor falan. Ee, orada biraz şeyim var. Çünkü çok böyle nasıl diyeyim? Çok basit ana birkaç anahtar kelime var ve şeyin dokümantasyonu çok güzel. Yani X kodun içerisindeki metot dokümantasyonları hmm. çok güzel. Yani ben bir noktaya basıyorum. Hani olabilecek bütün ihtimalleri görüyorum. Kullanabileceğim e, parametreleri görüyorum. İşte bir sene bir text eklediysem. Ama işte onu açıklıyor da sana böyle. Bir cümleyle de açıklıyor ya. Hı -hı. O çok inanılmaz zaman tasarrufu sağlıyor. Yani ben Yıllarca bunu... VS Code'la React yaza yaza çocuk şey oldu. Ha, çünkü abi ben işte Ruby yazıyorum. Lan diyorum bunu Ruby'de nasıl yapıyordu? Kop Safari'ye geçiyorum bir şeyler. verdir hmm. belki bilmiyorum extension'ı. Ben şey yapıyorum o böyle. Ruby Mine falan kullanıyorsan kesin vardır. Yo Ruby Mine kullanmıyorum ben. VS Code kullanıyorum da. Yani hani o şeylerin gelmesi güzel çünkü hani şeyde bile sen kendi metotlarını çağırıyorsun genelde. Ruby yazarken de ama burada sürekli hani API'den var olan şeyleri kullandığın için dökümantasyonu var. Ee, o açıdan diyorum. Ya dediğim gibi yani bence e, arada böyle sürekli dönüme düşüyor ben ne diyor bu insan diyorum da yani bence iOS developer ya da işte Apple ekosistemi için developer olmak için bence muazzam bir zaman. Yani e, ben o yüzden diyorum yani arada tekrar tekrar bakıyor bu uygulama geliştirmeye. <laughs> Sen de sanki dönsen iyi olur gibi geliyor da. Daha çok yapsan daha iyi olurmuş gibi geliyor da. Çünkü ben <laughs> daha çok soru sorarım sana. <laughs> ben arada uğraşacağım ya. Bir şeyler yapacağım yani. Yani <laughs> şey denemeler yapacağım yani. Şu nasılmış, bu nasılmış diye. Hmm. Bu arada Thinking with Swift UI diye bir tane kitabı var. bizim Chris, bizim Chris, Chris Itoff diyorum arkadaşım olduğu için. Chris Itoff'un kitabı. Objective C IO'dan çıktı. Hmm. O ilk Swift UI çıktığında çıkmış bir kitaptı ve iki senede bir falan güncelleme geliyordu. Bir üç yıldır falan bir güncelleme yapmamışlardı. Şimdi iOS 17 için sıfırdan yazmışlar kitabı, Re rewrite yapmışlar kitabı ve orada şunu anlatıyor yani Swift UI mantığı nasıl düşünürsün hmm. developer olarak. Yani sen atıyorum object Oriented programı yapan bir developersın. Swift UI mantı nasıl çalışıyor? yani Layout nasıl yapılıyor? Frame dediğin şey nedir? E, kafa yapını oraya doğru nasıl evriltirsin onu anlatıyor. Evet. E, ben okuduğumda çok etkilenmiştim o kitaptan ve benim Swift UI şeyimi eee dağarcığımı diyeyim çok kuvvetlendirmişti o kitap. Çok kısa uzun bir kitap da değil yani hızlı okursun. Mantık anlattığı için yeniden yazmışlar o kitabı. Şimdi chapter chapter çıkartıyorlar yeni versiyonunu. Bir de şöyle bir güzellik var. ilk versiyonu alanlara hala bedava update çıkıyor. E, her yeni versiyonu. bir kitap mı sadece? Çünkü 69 dolar mı 59 dolar ve pahalı da bir evet. şey yani. E-kitap e, da kitap var. Amazon'dan da sipariş verebiliyorsun. Ama tabii kitap hı. final hali bitince verebileceksin. E, Süper. Print on demand olabilir ama yani e, temkinli olmak lazım. Hı hı. Süper. E, bunun dışında e, ufak bir şey konusu vardı. Google domains konusu vardı. Çok büyük bence tartışmalar yarattı. E, ben onu gözlemledim. E, hem Hacker News'te hem de Twitter'da da. Neden? Google'ın domain servisi aslında ben senin biliyorum neden neden dedim be ne bekliyorsun aslında kıldılar ama yok, insanlar şey neden yani, kızmışlar yani ha ben dedim hani şey olarak biz olayı bir anlatalım da soruyorsun diye ha, şey ee, olay şu Google'ın aslında e, çok kaba tabirle işte domain ucuz de, domain servisi işte. vardı arkadaşlar Go dedi işte Namecheap bilmiyorum başka alternatifleri gelmiyor aklıma. Hani bu tarz gidip senin domain aldığın işte yıllık 10 dolar ödediğin bir servisi vardı. Ama, ama ucuzdu etkiler... ucuz. TL olarak öyle yani 40 dolarlık domaini adam 79 TL'ye falan veriyordu. Onun altını çizelim de. Okey. Ee, şey de çok değişmiyordu diye hatırlıyorum. Ee, yurt dışın fiyatında sanki. Hmm. Ee, hep benzer fiyatta namechip'le falan gibi kullanmadım. Ee, hmm. Çok şey yapmayacağım. O konuda bir şeyle belirtmeyeceğim ama Google bir anda karar verdi. Dedi ki biz Google Domains'e Squarespace'e satıyoruz. Millet tabii şok. Şimdi diyor insanlar niye şaşırıyorlar? Squarespace de Wix.com'un şundan... rakibi arkadaşlar. Site yapma sitesi. Ha, aynen. Ee, şaşırmaların nedeni de şu. Ya sen Google Cloud diye bir sistemin var. Zaten hani hmm. insanlara hosting, hani kaba tabirle söylüyorum bütün Google Cloud'ı. Hani hosting hizmeti sunuyorsun. Ee, bunun tamamlayıcısı da domain zaten. Hı hı. Ee, zaten yıllardır kullanıyoruz. Ondan sonra daha ortaya çıktı ki aslında karlı da bir iş. Şu anda yanlış bilmiyorsam en büyük ikinci ya da üçüncü en, en büyük domain registrar olmuş Google Domains. Üçüncü. Millet de, de diyor ki lan niye satıyorsun? Yani hani bu tamamlayıcı bir ürün insanlara şaşırmalarının nedeni de şu. Google bu şekilde hani çoğu insanın aslında kendi business'ı için kilit gördüğü Servisleri satıyor olması, yarın öbür gün acaba Google, Google Cloud'dan da vazgeçebilir mi? soruların doğurdu ve çoğu insan da artık e, bunu sorgulamaya başlar Ya bir işte Google Cloud'da kalsak mı? Çünkü hani biliyorsun bu Google Cloud'da gidip normal hosting alır gibi bir tane hosting almıyorsun artık 100 tane falan servis var. Sen her bütün aslında sistemini o servislerle kuruyorsun. Ee, ve şey de kolay değil, migration da kolay değil. Ben yarın Azure'a geçip diyemiyorsun çünkü bütün o servislerin işte karşılığı neymiş, onları bulman gerekiyor, tek tek migrate etmen gerekiyor. Tek bir anda da belki migrate edemiyorsun falan diye. O yüzden insanlar bayağı siniblendi. Ee, niye böyle bir karar verdiğini diye, ama işte çok işte dedi yani artık hani Google budur yani hani. Hiçbir şekilde yani şöyle diyorlar aslında Google'ın çoğu ürünü milyar kullanıcı seviyesinde değil mi Gmail milyar kullanıcı seviyesinde onlarda da haliyle thresholdları çok yüksek İşte 100 milyon kişi kullanıyorsa mesela bir ürün onlar için tırt yani hani ya biz buna destek vermemize gerek yok artık yatırım yapmayalım gibisinden düşünüyorlar şeklinde yorumladı çoğu kişi. Ee, ...bilmiyorum e, bu biraz daha sanki güveni sarsıyormuş gibi geliyor e, Google'a karşı. Ee, yani zaten bence sarsıldı da şeyi insanlar beklemiyordu. Şimdi biz şeyi biliyoruz son kullanıcı ürün konusunda zaten komple güven sarsılmış durumda. Yani ben geçen şeyi duydum e, Nest kameraları da durdurmuşlar artık şey yapmıyorlar. Adam diyor ki bende Nest kamera var diyor şimdi artık tool oldu diyor yani. Evet. Çünkü Çukan yani arkada bir sistem olmayınca şey yapamıyorsun, kullanamıyorsun kamerayı. Acaba hani yere kaydolması gerekiyor. <laughs> Google'ı mı satacaklar? Yani yeni abi yeni Çamboluk Otomotiv alabilir. Yani o şeyin mantık orada ürün geliştirme mantığı nasıl gidiyor bilmiyorum. Çünkü hani Apple'da önceden bir fikir oluyor. Yani biz bu pazara gireriz, şu kadar <laughs> satış olur. Hedefimiz budur. Buna ulaşınca ürün başarılır değil mi? <laughs> Devam ederler, gider. Ki ben çok hatırlamıyorum Apple'ın ürün öldürdüğünü de böyle son zamanlarda. Ama bunlar mesela hani kullanılan bir ürün. Milyon hani pazarda da bak zaten inanılmaz bir pazar payı da almışsın. Ee, kar da de Yani şey de değilmiş. Zarar eden bir şey de değilmiş. İçerideki developerlar söylemiş. Bu kar eden bir sistem aslında. Yılda şu kadar milyar dolar para getiriyor demişler. Ama neden verdiklerini bilmiyorlar. Şimdi chat diye herkes hiç haber olmadan sen tercih çünkü Google domain'si sen tercih ediyorsun değil mi? Ben domainimi Google domain alıyorum. Şimdi yarın öbür gün diyecekler ki biz senin datanı sattık. Çünkü sen de zaten orada kredi kartı bir sürü şey veriyorsun. bunlar artık seni süker süker Gidip oradan şey yapacaksın. Domain'i satacaksın Ama sen belki onu kullanmak bile istemiyorsun yani hani. Bir de şimdi sana ekstra iş çıkartıyorlar. Squarespace yani diyecek bilmiyorum. ki sana domain'in yanına sana bir de site vereyim mi? Ha, ah, aynen. Bir de Neyzey, onu da merak ediyorlar. Misin? şeyi de söylemişler bazı e, domain registrarlar. Google bize gelmedi demiş. Yani Google özellikle gitmiş Squarespace'e satmış. Benim hmm. anladığım kadarıyla. Şey değil yani. Bakın işte bizde böyle bir ürün var. işte git Gode diye sorum. Siz ne kadar veriyorsunuz? Şuna soralım. namecheap Siz ne kadar veriyorsunuz? Dememiş. Gidip hakikaten şey sarmışlar. Squarespace'e satmışlar. Yani ben anlamadım açıkçası. Yani kimse anlamadı. Google niye böyle bir şey yapıyor diye ama benim gördüğüm iyice güven sarsılmış durumda. Hatta bazıları şey diyor yani startuplarda vesaire artık hani o işte yatırımcılar yönetim kurulları soruyorlarmış yani işte niye Google Cloud kullanıyorsun? Google kullanmaya devam edecek misiniz diye. Hı, -hı. E, Çünkü 100 bin dolar kredi çünkü. çünkü. Çünkü bilmiyorsun yani şimdi ne onun olacağını. E, yarın öbür gün kapanırsa o yüzden diyor ki AWS kullan. Bir de benim okuduğum kadarıyla gene araştırmadım. Google kendisi içerisinde Google Cloud'u kullanmıyormuş. Ee, kendi hani sistemleri varmış yani tüm YouTube Google Cloud üzerinde koşmuyormuş böyle bir şeyler denk geldi Twitter'da ama buna karşı işte AWS'te mesela herkes orada işte bu dogfooding dediğimiz olay var ya hı hı. onu yapıyorlarmış yani aslında bütün Amazon AWS üzerinde çalışıyor haliyle yani hani orada geriye dönük de çok uzun süre e, ürünlerin destekliyorlarmış ürün hani yeni kullanıcı olmasa bile çok uzun süre e, şeyini ...sağlıyorlarmış, desteğini sağlıyorlarmış... ...hala kullanıyorsan kullanabiliyormuşsun... ...bilmiyorum yani... ...Google bu gidişle ne yapacak yani... ...hangi ürün geliştirecek artık... ...ben açıkçası... ...hani hiçbir ürünü kullanmıyorum... ...başlangıçta aslında hani biraz... ...değinmiştim yani... ...Google'a para vermek istemiyorum çünkü bilmiyorsun abi yani... ...sen bir yatırım yapıyorsun aslında çoğu zaman... ...bir cihaz alarak, Android cihaz alarak falan... ...bilmiyorsun yani yarın ne olacak... ...ya da işte NES cihaz alıyorsun işte bir, e, kamera güvenlik kamerası diye bir bakıyorsun onun desteği çekiyor ya da işte şey oluyor e, outage oluyor kimsenin haberi yok yani iki gün üç gün sürüyor böyle Sen şeye bakıyorsun status sayfasına bakıyorsun çalışıyor göz diyor abi çalışmıyor yani evinde çalışmıyor yani insanların hani önemsemiyorlar açıkçası demek ki nes çalışanlar da nes kamerayı kullanmıyor fark etmediklerine göre muhtemelen muhtemelen yani ben anladığım şey o ee, bakalım nereye gidecek? Yani bu bayağı bir gündem olmuştu. i̇nsanlar hala anlamaya çalışıyor yani Google'un amacı ne niye böyle bir şey yapıyorlar diye. Google Cloud'da acaba kapanabilir mi bir gün diye düşünmeye başladılar. Full ki, ya yani çok gitmeye kötü bir şey. olabilirler. Yani bu çok kötü bir şey aslında. Hani güvenin sarsılması, bir markanın güvenin sarsılması çok kötü bir şey. Çünkü her seferinde sen diyeceksin. Şimdi Google yarın öbür ben gördüm mesela şey çıkmış. Diyorlar ki işte Google yeni şeyi, tableti çıktı. Şimdi daha ben bunu niye alayım? kaç kaç yıl şey sürecek? Desteği kaç yıl sürecek? Bu cihaz kaç yıl çalışacak? Bilmiyorsun yani. Hani her an belki diyecekler ki biz tablet işinden de çıkıyoruz bir yıl sonra diyecekler belki. Değil mi? Yani böyle şey söyleyeyim. yok hayır falan yok. diyeceksiniz. Android'i bile terk edebilirler. <laughs> Bence de olabilir abi. Çok yani. güçlü daha da topluyorlar şu an Android'de belki terk etmezler ama yarın bir gün GDPR falan birazcık daha katılaşırsa, sıkılaştırırsa Yok arkadaş ben uğraşmayayım Android'de. Ne haliniz varsa görün. Buyurun kodları da burada deyip alasmadık deyip gidebilirler. Aynen. Bazıları hatta şey diyor Gmail paralı hale gelebilir diyorlar. Ee, artık e, para demek zorunda kalabilirsin normal. Zaten şey için, şirket için değil de kişisel hesaplar için de aslında para deme zorunda kalabilirsin. Çünkü onlar hani YouTube mesela gene orada da başka şeyler olabilir diye bekliyor. Çünkü işte hala kar elde eden bir şey değil diye. Bilmiyorum yani çok e, acayip bir şey. Çünkü bu şeyi görüyorsun abi biraz da hani tek bir gelir modeline odaklanınca demek böyle oluyormuş hani bütün 90 gelirin reklamlardan geliyorsa hani ne olursa olsun belki bilmiyorum şirkette üst düzey yöneticiler belki reklam servisindeki yöneticilerdir hani böyle son kullanıcı Steve Jobs'ın bir tane röportajında bahsettiği var ya hmm. marketing ve sales hani bu insanlar aslında hani şey yapıyor bir süre sonra artık ürün geliştiremeyince hani şirketin büyümesini sağlayan insanlara bunlar oluyor. Bunlar da o zaman ne oluyor? Daha üst konumlara geliyorlar. Üst konumlara geldikçe daha iyi ürün çıkartamıyorsun. Çünkü bu insanlar ürünü geliştirmeyi bilmiyorlar. Salesçi ya da marketingçi. O loop'a girmiş gibi geliyor bana açıkçası. Hani Google belki yani bilmiyorum üst düzey yönetici kimler var ama ee, bu tarz insanlar sanki yönetiyormuş gibi geliyor bana. Doğru. Yani şöyle bir laf var. Fool me once, shame on me <gülüyor> <gülüyor> full me twice, shame on you diye. Tam tersi de olabilir. E, full me one shame on you. full me twice, shame on me. E, kaçıncı artık Kandırıl, kandırılma? Ben artık söylemekten dilimde tüy bitti. Bir şey de demiyorum artık üstüne. Ben yarın bir gün Google Flutter'ı kapatabilir falan dedim. Yok abi öyle şeyim olur falan dediler. O gün gelince konuşuruz. Hı. E, gelecek o günde. Söyleyeyim yani. Deli gibi evangelistlere para döküyorlar. O paralar bir noktadan sonra batmaya başlayacak Sundar Bey'e. Eğer hala da CEO olarak kalırsa. Ondan hmm. sonra diyecek ki Flutter'ı daha az destekleyelim. Zaten bizim Android'imiz var. Oradan Kotlin Multi Platform diye bir şey var. Belki o daha parlak ve çekici gelebilir. Oraya kayabilirler. E, belli olmaz. Yani ana gelir modeli bu olmayınca firmaların e, böyle kaypaklıkları affedersin <laughs> beklemek e, çok normal oluyor. Apple sonuçta App Store olması iPhone satamayacağı için. Yani ne yapayım 3 tane Apple app'i var içinde. E, o telefonu. App Store olmadan e, iPhone satamayacağı için developerlar çok abanıyor. Hı hı. Ama Android olmasa Google hayatta kalır mı? Bence kalır. Hı hı. Ne kadar geliri var Android'den Google'ın? Çok düşüktür yani. Hiç sanmıyorum. Yani doğru düzgün bir şey kazandığını da. Çünkü orada hani asıl Listans şey... falan yapıyorlar diğer firmalara. Belki Aynı, ama orada var. bilmiyorum ne kadar para kazanıyor. 15 dolar mıydı? A neydi? Asıl Hani gelir şeyi hani default arama motoru Google oluyor hani Android'de. Hmm. Hani ekranda doğru da orada widgetlar var ya çat diye sana arama motorunu senin ana ekranına koyuyorlar. Google'ın da, yani Google da kalitesi çok düştü. Google Search'ün de kalitesi çok düştü. Yani e, genel olarak bu CEO hiç yaramadı Google'a. Sürekli aşağı doğru giden bir kalite var. Zaten çok yüksek değildi kalitesi affedersin ama aşağı doğru giden bir kalite var. Ürün zaten yapma bence hiç ürün işine girmesinler abi. Saat yaptık maat yaptık falan. Millet ya piksel çok iyi falan. Abi 3 sene sonra çöp oluyor işte yani. 3 sene 4 sene destek veriyor. Sonra abi bedava sonra veriyorlar sonra... ya. Bir şeylerin yanında bedava veriyorlar artık yani. hani. Oradan anlıyorsun aslında ürünün şeyin ne kadar şey sürekli eve evi dinleyen bir tane Google hoparlör aldım iyi halt yedin abi sürekli evi dinleyen Google hoparlör alınır mı yani hani surveillance kapitalizm diye bir şey var dünyada artık bunun, bunun bilincinde olun da ona göre alıp satın alıp yapın. Yani data toplamayı bunu satarak, reklam verenlere satarak para kazanan bir şirketin data toplamak için ürettiği cihazları niye alıp evinize sokuyorsunuz? Yani o sizin her şeyinizi dinliyor. Tamam. Ee, yani hakikaten anlamak güç ee, artık bu kadar da kanmamak lazım Google'a. Ben, ben sizin Kesinlikle. yerinizde olsam e, 3-5 Türkiye'de herkes ucuz ya Google Domains onu söyleyeyim. Ben hiç kullanmadım. O yüzden de çok rahatlıkla konuşabiliyorum bu, bu şekilde. Ben Google'a galiba bir tek YouTube Premium için para veriyorum. Bir de eski şirket freelanceken yani kullandığım şirket maili Google Workspace'te, Custom domain hmm. olduğu için. Onun dışında bir para vermiyorum Google'a. Hatta YouTube gelirlerinden de belki o parayı kazanıyor bile olabilir. Ben yani. sana onun yöntemini anlatayım ya Halil bahsetmişti bana. Hmm. Bir Ufak bir trikle aslında hani aynı domaini kullanabiliyorsun. Yani hmm. kısaca bahsedeyim şeyine domain servisine gidiyorsun diyorsun ki. Bu e-maile gelen şeyleri atıyorum işte hey at seyfettinse diyorsun ki işte seyfettin at gmail.com'a yönlendir diyorsun. Daha sonra da seyfettin.gmail'den ıı, oraya bu senin kendi şirket e-mailini ekliyorsun. Ufak bir verification yapıyorsun. Hop ondan sonra artık gmail'i kullanarak senin hı. o domain e-mailini aracılığıyla. Ben bunu çünkü kendi projem için yaptım. Çok güzel de çalışıyor. Eee bedavadan aslında kendi şirket domaininizi Bu bölümü Sundar da Pichai dinlerse Gmail'de para da olur. Yani, <laughs> böyle bir yöntem mi varmış deyip. Söylemeyin ona. Ha, ya şey için de yapabilirsin tabii de bunu. Ee, iCloud'la da yapabilirsin aslında. iCloud'la da eklenebilir ama SMTP falan kullanıyorsan mesela kendin form için falan e-mail gönderiliyorsa kendine. Orada çünkü şifreni girmen gerekiyor. Hani SMTP şeyi. Sörgün'de senin hiç mail şifren oluyor. Öyle bir şey olmasını istemez kimse. Evet evet ya çok fail'lar ya. Yani e, YouTube Kids diye bir şey yaptılar. Abi yok content moderation yapacaklardı güya. ya. Saçma sapan yok gidiyor Batman Joker'i tarıyor falan Uzi ile. Öyle videolar var. Abi ne biçim YouTube Kids bu? Yani inşallah Sundar'ın çocukları seyreder YouTube Kids'i de al <laughs> alır dersin. Kesinlikle vermiyordur bak çocuklarına söyleyeyim. Zaten bu şey hikayesi vardı ya Silikon Vadisi'ndeki büyük. Ha. Şirket kurucuları çocuklarını özel bir okula gönderiyorlar. Hiç şey yok. Ha. Elektronik yok. Bir şey yok. Örgü falan örüyormuş çocuklar. Yani şey ilaç firması ilacı çocuğuna içirmiyor. Düşün. Ya da gıda firması sahibi çocuğuna yedirmiyor gıdayı. Ne yapayım öyle işi yani. Aynen. O yüzden e, bu adamlara güvenmeyin. Bunlar şirket. Yarın bir gün Google çok çabuk fikirli. yani Apple'da yine mesela ben iOS developer olma kararını 12-13 sene önce verdim. Yani çok bir şey değişmedi. Hani Apple bizi ortada bırakmadı hani. Şey bile demedi yani. Swift UI yaptık hadi UI kiti kapatıyoruz falan bile demedi adamlar. 30 ya, yıllık AppKit'e bile destek veriyor. Objective C'yi bile hala güncelliyorlar yani. Aynen. Öyle diyecekler. Yani ben. yatırımlar boşa çıkmıyor. İnşallah da böyle devam eder. Ee, tek korkum Intel bilgisayarların desteğinin kesilmesi. O bayağı tedirgin ediyor çünkü. Hmm. Memnunum çok bilgisayarımdan. Niye satayım diye düşünüyorum. Böyle bu da O zaman yavaştan kapatalım ama kapatmadan önce şunu sorayım sana. Kafes dövüşünü kim kazanır? <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> yapacaklar mı kafes dövüşü? Burada Elon Musk'la Mark Zuckerberg <gülüyor> <gülüyor> döverim lan seni. Nerede döversin? Adres ver falan gibi bir muhabbet döndü aralarında ve bir adres verdi galiba şey. Elon <laughs> Musk. Aynen. şey ya, hafif göbek yağı falan olan bir abi Zuckerberg döver. Zuckerberg train train bir adam. Ya ben şeye, Elon Musk sürekli laf çakıyor şeye. Mark Zuckerberg'e Twitter'da millete reply yazarken falan Mark Zuckerberg de zamanda şey demişti Twitter için Twitter aslında altın madenine düşmüş bir palyaço arabasıdır demişti hı hı. o yüzden böyle aralarında böyle bir şeyler var ama benim anlamadığım abi yani dünyanın en zengin insanlarısınız yani <laughs> lise seviyesinden muhabbet deniyor. <laughs> Çıkışa gel gibi. <laughs> o diyor ki işte kafes dövüşünde gelse diyor. Mark Zuckerberg de diyor ki aynen diyor adres versin gelin demiş. O da adres vermiş. Bilmiyorum olacak mı olacak mı. Hayır Zuckerberg'ın da buna gelmesi edecek. ilginç yani. Aynen çünkü Zuckerberg biraz daha nasıl diyeyim aklı selim bir insan. Yani hani tamam hani yaptığı işler falan filan ama biraz yani nasıl oturup konuşabileceğim böyle saçma sapan çıkışlar yapmayan bir insan. Ama onda böyle deyince bilemedim. Ama onun şeyi var. Jiu suda şampiyonluğu falan var. Hmm. Bence acayip tokatlarmış gibi geliyor Elon Musk. Ama Elon Musk böyle Bakalım. eline bir avuç karabiber falan alırsa işler değişir. Yani. Allah o her türlü pislik yaparmış gibi geliyor bana ya. Yani. Aynen yani çok fazla film seyrettik böyle. Aynen. Dezavantajı avantaja çevirebileceğin çok şey var yani. Allah umarım yaparlar ya ben de merak ediyorum nasıl bir şey olacak diye. <laughs> Ama böyle şey gibi olması lazım. Floyd Mayweather, <laughs> Pacquiao muydu? Neydi vardı ya? Pacquiao mıydı? Büyük dövüş vardı ya. Bilmem kaç yüz milyon dolarlık. Ha, Floyd şimdi Mayweather abi bah 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 bahisler de açılır tabii. Abi bu ha. Logan Paul, Logan Paul falan KSI ile dövüşü, KSI var. <laughs> FIFA oyuncusuyla eskiden FIFA videoları vardı. Emil Heskey falan diye bağırıyordu. Aptal bir çocuk yani o da. E, Logan Paul da aptal. Evet. Bunların dövüşleri oluyor. Bilmiyorum kaç milyon dolarlık ödül kazanıyor kazanan falan. Bakalım. Bunlarda da belki bir ödül olur. Bir şey olur. Bahis olur. Çok bilmiyorum saçmalama. Horoz dövüştüreceğimizde CEO dövüştürdüm abi. <laughs> postmodernizm yani. Artık ne aşamalara geliyor CEO'lar. Evet, ya, O yüzden yapıyor. işte böyle şey adamları okuma mesela geçen Haksın'ın röportajını seyrettim. Adam yani çok hakikaten vizyoner bir adam. Yani o şey diyor mesela 1984 kitabı diyor tam diyor Hitler'in Stalin'in falan olduğu dönemde yazıldığı için diyor hmm. o tatta yazılmış bir kitap ama diyor ben diyor daha farklı düşünüyorum işte hmm. e, diyor biliyorsun zaten Huxley'in düşüncesini e, yani cesur şey, yeni dünya yani cesur yeni dünya bu arada işte embriyo falan yap gibi bir şey yapmayı başarmışlar da, teoride daha pratikte yapılmamış da teoride yapılmış falan filan yani oraya doğru gidiyoruz bakalım nasıl olacak ama e, Huxley'nin dediği distopik dünyayı şu an yaşıyoruz zaten. Kesinlikle. Yani şey geliyor falan gibi bir durum yok yani. Bayağı yaşıyoruz şu an. E, yani akıllı telefonlar çıktıktan sonra yaşamaya başladık. Hı -hı. <laughs> Katılıyorum. Ve işin ilginci Surveillance tarafını da etkiledi bu. Yani aslında elimizdeki telefonların kameralarından herkes sürekli her şeyi çekip paylaştığı için böylece çok acayip bir şey datası da elde etmeye başladılar. Yani sokakta olan her olay internete düşüyor abi çok acayip bir şey değil mi ya? Abi ben bunu yani Konya'da olan bir olay İstanbul'da yaşayan bir insan için niye gündem oluyor? Ben ya mesela niye trafikte kavga ediyor? Hemen telefon çıkıp kayda alınıyor delil olsun diye sonra bu tamamen sosyal medyada dolaşmaya başlıyor. Ya tamam trafikte olan bir kavga adam ötekinin aynasını falan kırıyor. Okey şiddetli kavga da yani tamam da benim bunu bilmemeye ihtiyacım yok yani ne yapayım abi Mersin'de olan kavgayı yani. Ya çok kötü bir yere doğru gidiyor işler. Böyle distopik kitaplar okuyup okuyup zaten şey olacağım işte gibi en sonunda bir tane kulübe yapıp kendimi orada böyle salon sal sal sandalyemde oturacağım böyle bir. Türlü. Türkiye'de Türkiye'de sana bir tane göl bulalım öyle ya. Walden gölü gibi mi? Aynen Walden gölü gibi sen evi yap orada, orada yaşa artık. Abi Türkiye'deki bütün göllerin etrafı tatil köyü olduğu için <laughs> biraz zor yani. Tekiz zaman. Böyle yavaştan kapatalım istersen. Eklemek istediğim başka bir şey yoksa. Yok. Ee, Peki zaman. Yani başka konularda konuşacaktık ama tabii zamanı yine yedik. Aynen. Ee, artık bir sonraki ikimizin olduğu bölümde konuşuruz. Peki o zaman. Farklı dışerin 112. bölümünde gene farklı konulardan konuştuk bizi dinlemekten keyif alıyorsanız ve bizimle sohbet etmek isterseniz Telegram grubumuza katılarak, BuyMeCafe üzerinden abonelik alarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bizi Spotify, Apple Podcast ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>